Neyse, Murat'tan isteyeyim bari. Ha, ben oraya bakmadım. Burcu olgun mu? Zarfta benim adım yazıyor. Burcu. İnanamıyorum ya. Sana gerçekten inanamıyorum. Sözleşme sendeydi ve benden sakladın, öyle mi? Burcu. Ne burcusu ya? Ne burcusu? Ben gece gündüz yağmurda çamurda iliklerime kadar ıslanarak bir paçavranın altında yattım ya. Ben sizin evinize zorla bir sığıntı gibi girdim. Ben yaşadıklarımdan dolayı, başıma gelen her şeyden dolayı gece yatağa yattığımda gözyaşı döktüm. Bütün hayallerimi, umutlarımı, geleceğimi bağladığım sözleşme sendeydi ve benden sakladın, öyle mi? Vermeyecek olsam niye senin ismini yazayım zarfın üstüne? Sen bana hiçbir şey söyleme ya. Çiftlik sizde kalsın diye sakladın değil mi? Çiftliği elden çıkarmamak için. Murat komiserim, senin iyiliğin, senin dürüstlüğün, senin ahlak anlayışın bu mu? Bir cevap versene bana. Ben dışarıda sokaklarda sürünürken, ben bütün bunları yaşarken keyifli miydi bari ailece benim bu halimi izlemek? Eğlendiniz mi? Burcu ve... Burcu deyip durma bana! Ben seni dinlemek istemiyorum artık, tamam mı? Sen yalancının birisin, tamam mı? Siz hepiniz yalancısınız. Dur! Sakın! Bak, o annemin hediyesi. Bizim ailemizin sembolü. Benim için gerçekten değeri büyük. Öyle mi? İyi o zaman. Burcu sakın. İyi izle Murat komiserim. Duydun mu sen de? Bizim Mutlu bir yerleri devirmiştir gene. Ay şimdi toplamazdı o tembel çocuk. Ben gideyim bir bakayım. Senin bu yaptığına ne denir ha? Senin bu yaptığına ne denir? Sinsi sinsi bir de bana gelip yardım ediyormuş gibi davrandın. Burcu biraz sesini alçaltır mısın? Sesimi falan alçaltamam ben. Bir sakin ol ya. Sakin falan olamam. Bir saniye dinle. Dokunma ya. Sen bana niye dokunuyorsun? Sen benim hayatıma zaten yeterince dokunmadın mı? Her şeye müdahale etmedin mi? Ettin. Her şeyi mahvetmedin mi? Mahvettin. Bana bak, çalı süpürgesi. Sen benim oğluma nasıl bağırırsın ya? Ya Hatice bir sakin ol. Hemen sus, 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 sus. Hemen sus. Anne bir dakika. Öyle bir bağırırım ki istediğim gibi bağırırım hem de. Bu sözleşmeyi bulmuş, sözleşmeyi bulduğu halde sizin o aslan parçası oldunuz. Sözleşmeyi bana vermedi. Sözleşme mi dedi bu kız? Ben de öyle duydum şimdi, sözleşme. Sakladığım falan yok. Ben sana sözleşmeyi verecektim. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Sözleşmeyi verecektim mi dedin? Duyuyor musun Vedat? Oğlumuz sözleşmeyi bulmuş, bu züppe kıza verecekmiş. Saf oğlum benim. Hatice bir tam anlasaydık ya. Sen bizi köklerimizden söküp sokağa atmak isteyen bu kıza sözleşmeyi vermeyi nasıl düşünürsün ya? Ya. Ama Selin çok haklıymış. Murat komisere bence o kadar güvenme dedi. Ama ben sana güvenmekle gerçekten aptallık etmişim. Sözleşme bu çalı süpürgesinin eline geçse mahvolacağımızı bilerek nasıl söz veriyorsun buna, sana sözleşmeyi verecektim diye? Hatice bir saniye. Ya sen benim bütün hayatımın bu sözleşmeye bağlı olduğunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Biliyordun. Kim böyle çıngır çıngır bağıran? Ay evi ayağa kaldırdım. Al işte. Oh. Bu kızı tepemize çıkart. Tabii bir saniye dinler misiniz beni? Ya sen bu sözleşmeyi niye vermedin bana ha? Çünkü bu çiftlik sizin, sizde kalsın istiyordun değil mi? Yok edecektin sözleşmeyi, saklayacaktın benden. Ha? Sen şu sözleşmeyi bir versene bana. Ne belli bu çiftliğin size ait olduğu? Ben bu sözleşmeyi hayatta size vermem. Benim sözleşmem oğlunuzun eline geçti, neler geldiğini başıma hep beraber gördük zaten. Ya ben günlerce bu çadırda kaldım ya. Eyvah! Volüm iyice yükseldi. Demek ki beklenen patlama gerçekleşti. Bana bak kızım. Şunu o kalın kafana iyice bir sok. Bu çiftlik bizim. Sen elinde bir kağıt parçasıyla gelip hak iddia ediyorsun diye ben 40 yıllık emeğimi sana yedirtmem. Göreceğiz bakalım. Siz hepiniz bu çiftliği terk edip gideceksiniz, tamam mı? Benim çiftliğimi boşaltıp çıkıp gideceksiniz. Ya Umut abi neredesin ya? Benim tek başıma içeri girmeye hiç cesaretim yok. Hadi gel artık. Oldu.
Oldu hanımefendi. Sen istiyorsun diye hemen çiftliği boşaltırız. Çıkartabiliyorsan çıkart. Kızım böyle biz apar topar bir anda nereye gideriz ya? Ben o işi hallettim babam. Anne, bir bak şuna. Burada senin adın yazıyor. Para da vermişsin. Evet anne. Kalacağımız evi buldum. Kaporasını da verdim. Görüyor musun Vedat? Oğlumuz bize ev tutmuş. Oğlum böyle sözleşmeler, kontratlar, para ödemeler falan... Ya bizim niye bunlardan haberimiz yok evlat? Evi arıyordum baba. Bulunca da söyleyecektim. Sözleşmeyi de o yüzden beklettim. Evi tutar tutmaz da hemen sana sözleşmeyi vermeye geldim. Hatça, ne duyuyorum ben ha? Kuzumun kuzusu sözleşmeyi mi kaptırmış bu kıza? Kaptırmış anne, kaptırmış. Ondan sonra da gitmiş bize ev tutmuş. Ah be evladım, nasıl yaparsın sen bunu? Kurda kuzu teslim edilir mi hiç? Bu kızın bizim çiftliğimize gözü var, nasıl kaptırırsın? Kimsenin bana bir şey kaptırdığı yok efendim. O sevgili torunun sözleşmeyi sakladı zaten. Ben şans eseri buldum. Daha beter ya. Komşunun boncuğunu çalan gece takar derler. Sen niye kıyı köşe saklamadın oğlum? Niye ortalarda bıraktın? Çünkü ben komşu boncuğunu çalmak istemiyorum babaanne. Biraz siz de sakin olup adam akıllı düşünürseniz... doğrusunun bu olduğunu anlarsınız. Yo yo. Kandırmış bu çırpı bacak benim çocuğumu. Kim bilir ne sözler söyledi de... çeldi aklını yavrumun. Vallahi asıl kandırılan benim. Yüzüme gülüp arkamdan iş çevirmiş. O çok dürüst geçinen sizin aslan parçası oldunuz. Murat doğru bildiğini yapmış. Hem benim aslan oğlum öyle şeylere kanmaz. Ah oğlum sen bilmezsin. Tatlı neler dökmüştür kim bilir neler söylemiştir. Siz bilmezsiniz kız kısmını. Kandırmış benim oğlumu kandırmış. Benim çocuklarımın hepsi saf, hepsi temiz. Gayretim benim ya. Ne hallerde bak, rüyalarına bak çocuğun. Kurban olurum. Ya uyanayım bir. Çöp bunlar, çöp. Bunlar. Düşerdeyim. Ya ne işin var lan benim burada? Çay çay. O çay çay. O çay var ya, o çayda var ne varsa. O çaydan sonrası... ayak yok. Ayak yok. Ayakkabı yok. Hiçbiri yok. Dur dur. Buldum seni. Kurtaracağım buradan. Alacağım seni. Dur dur. Alacağım. Oy. Kınalı yavrum. Şimdi buraya mı attılar? Selin artık bütün dertlerim bitti. Bu çiftlik tamamen benim. Artık ne istersem alacağım, ne istersem yapacağım. Tekrardan böyle eskisi gibi yaşayacağım. İstediğim her yere gideceğim. Ay tövbe yarabbim ya. Gitti ağlar paşalar kellere kaldı köşeler. Bak elde kızın geçti o kağıt. Oh bak tepiniyor orada şimdi. Bize nispet yapar gibi. Ben onun üstünde bir tepinirsem... görür o sevinmeyi. Ya anne dur yapma ya. Dur. Bu sözleşme sayesinde gördüğün her yer benim. Benim. Kızım hayatımı kurtardı resmen ya. Oh. Yolacağım ya ben bu kızı. Kıracağım o çırpı bacaklarını. Hatice bir dur Allah aşkına ya. Hatice bir otur Allah aşkına ya. Ya abiler, annem bir daha fırlarsa benden hayır beklemeyin. Vallahi iki yeridir ben tutuyorum, kollarım ağrıyor ya. Sana anlatmaya çalıştığım şey işte buydu. Bak, herkesin haline bak. Oğlum bilmiş bilmiş konuşma. Biliyoruz biz de kolay olmadığını da. Başka çaremiz mi vardı? Murat haklı. Er geç böyle olacağı belliydi zaten. Bundan sonra ne yapacağız biz onu düşünelim bence. Ya güzel bir ev buldum diyorum size. Anne, bak göstereyim sana. Ya beğeneceksin belki. İstemiyorum Murat. İstemiyorum. Benim bu evden bir tek ölüm çıkar, ölüm. Çıkacaklar tabii. Hatta acilen boşaltacaklar bu çiftliği.
Ay o zaman acilen tapuyu da üstüne alman lazım. Ay tatlım doğru söylüyorsun ya. Ay dur ben o zaman Mahir amcayı arayayım, anlatayım durumu. Diyeyim ki ben sözleşmeyi buldum, tapuyu artık üstüne yapabiliriz. Ay kapalı. Ha neyse canım, ben sık sık ararım Mahir amcayı, anlatırım durumu. Derim ki böyle 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 oldu. Bundan sonra da gitsin bütün sıkıntılar. Ay kızım bunu mutlaka kutlamam lazım ya. Ay kutlamamız lazım tabii ki de. Şey yaparız, bu çiftliği sattıktan sonra paraları alınca kutlarız istediğimiz gibi. Ama tabii bir süre beklememiz lazım. Saçmalama Allah aşkına, niye bekliyoruz ya? Ben ne güne duruyorum burada? Ay hakikaten sen ne güne duruyorsun burada? Şey yapalım o zaman Selin. Tıpkı eski günlerdeki gibi en sevdiğimiz restorana gidip istediğimiz her şeyi yiyelim içelim. Evet. Ay sıkı durun geceler. Burcu is back. Burcu is back. Ay pis pis bir koku geldi mi senin burnuna ya? Pis pis bir koku geliyor böyle. Evet ya, hatta böyle sanki giderek yaklaşıyor gibi. Çöpe attılar beni. Beni çöpe attılar. Beni çöpe attılar. Çöpe attılar beni. Sen istediğin kadar çıkmam da Hatice. Kim bilir bu çırpı bacak ne planlar kuruyordur. Yakında çıkar kokusu. Çıktı bile. Gayret oğlum. Destur bismillah. Abi ne oldu? Transta. Baksanıza ev ayakkabıyla girmiş ya. Oğlum ne oldu bir anlatsana ya. Üstü başı da hep pislik içinde. Abicim anlatsana. Çöpe attılar beni. Ne? Ya sen yepyeni adamsın. Gıcır gıcır adamı niye çöpe atsınlar ya? Ne saçma sapan konuşuyorsun oğlum? Kim atar seni çöpe ya? Hayır yok. Beni kim çöpe atacak? Çöp yok. Çöpü bana attılar. Beni atmadılar. Ben yolda yürüyordum. Ayağım kaydı. Düştüm. Adam bir de çöp atıyordu. Üstüme attı. Humarca attı. Bütün çöpleri üstüme attı adam. Elleri kırılsın inşallah onun. Ah kuzumun kuzusunu ne hale getirmişler. Çok kötü oldum ben. Ne olur anne bak bana çamaşır suyu getir üstüme dök. Hatta getir onu benim. Ben onu içeyim ne olur hepsini içeyim. Suyu 100 derece yalan ne yıkanmam lazım benim. Sabun köpüklü bir şeyler varsa getir ben yıkanayım temizleneyim. Kir sökücü olsun her şey olsun ne olursun. Ben çamaşır makinesine sok. Tamam. Çamaşır makinesi o süp programı al. Abicim sen tamam sen şoka girmişsin. Dönü dönü yıka beni. Tamam, tamam. Dönü dönü yıka. Abi. Beni yıka ne olur anne. Beni yıkayın burada. Beni buradan soğutmayın. Beni buradan. Ay. Tanrım. Anne beni bir koklasana, kokuyor muyum baksana bir. Evladım yıkanmışsın ya. Ya yıkandım işte. Ama 7 kere falan yıkandım. Birkaç kere daha yıkanmam lazım. Anca o zaman gider. Ne olur hadi sen beni bir kokla lütfen. Gayret kokmuyorsundur psikolojik. Yok psikolojik olmayabilir. Ne olur. Benim çünkü ikinci bir düşünceye ihtiyacım var. Lütfen anne. Geliyor gibi sanki bana. Ne olur anne ne olur. Baksana bir kokuyor muyum? Tamam kokluyorum. Tamam mis gibisin. Bir şeyin yok hadi. Heh tamam o zaman. Ama ben yine de bir kere daha yıkanayım da öyle bitsin bu iş. Ey hadi. Bakar mısınız Burcu hanımefendi? Çıkar mısınız lütfen? Ya sen iki saat içeriden çıkmadın. Şimdi de beni bekleyeceksin. Çıkmıyorum ya. Anne bekle diyor bana. Sen iki saat diyor çıkmadın diyor. Sen de beklersin inşallah dedi bana. Ha. Burcu banyoda mı? Ha, banyoda bir de çıkmak bilmedi ya. O çıkmadıkça bu kirler de benim vücuduma nüfus edecek. Ben kendimi nüfus edemeyeceğim. Çok sıkıntılar çekeceğim ben ondan sonra. Anne sen beni bir daha kok. Anne. Ya anne ne yapıyorsun? Ben orada sana sabahtan beri bir şeyler anlatıyorum, derdimi anlatıyorum. Niye birden yok oldun sen? Nereye kayboldun? Aa! Ne yapıyorsunuz siz benim odamda? Sana ne? Ne yapıyorsak yapıyoruz. Eski Ardiye'mi özledim. Gayret hatırlıyor musun? Şurada benim dikiş makinem vardı. Şurada da halılarımız duruyordu. Ay ne saçmalıyorsunuz ya? Lütfen benim odamdan çıkar mısınız? Hatta biraz geniş düşünecek olursak lütfen evimden çıkın. Hatta ben biraz daha geniş düşüneyim. Lütfen
Çiftliğimi terk edin. Bana bak, ikide bir de çiftliğimi terk edin, terk edin deyip durma. Benim canımı sıkma. Hatice Hanım, şu anda benim evimde olduğunuzu size hatırlatırım. Bak, hala evim diyor. Ya anne, bir durur musun ya? Allah Allah, hareket etmekten zaten her yerim ter kokmaya başladı. Benim artık başka kokuya tahammülüm yok. Anne, dur. Ya ne oluyor yine ya? Bir sakin ol artık. Sanırım senin annenin sakin olma özelliği yok. Yani modeli böyle. Size bir hafta müsaade. Lütfen benim evimi terk edin. Yani toparlanın, eşyalarınızı toplayın ve ondan sonra gidin. Gideceksiniz zaten, değil mi? Ben banyoya gideyim. Bir konuşalım mı? Şöyle iyice açımızı değiştirelim de güzel soframız çıksın. Evet. Ay, ya ne zamandır böyle mutlu bir anımı paylaşmamıştım. O yüzden hemen Instagram'a koyuyorum. Bunun ne iş var böyle lüks restoranda? Bak bak bak. Nasıl da gülmüş hanımefendi. Belli belli. Keyfi yerinde. İstersen bir yoklayalım. Evet, iyi olur. Bir bakalım şu okula. Bu neşesinin kaynağı neymiş görelim. Ya çiftliği satar satmaz ilk ne yapacağım tahmin et. Paraların hepsini yatağa yayıp böyle üstüne atlayacaksın. Sonra çektiğin fotoğrafları Insta'ya koyacaksın. Hayır ama fena fikir değilmiş. Bence biz bunu da yazalım. Şöyle bir şey düşünüyorum tatlım. Okula yakın bir yerden rezidans alacağım. Oo, evde otel keyfi diyorsun. Süper. Zaten deminden beri onlara bakıyorum. Ya şuna baksana nasıl? Oha kızım yıkılıyor. Şu nasıl bu? Kanki topum bak seninkiler burada. Ay bunların burada ne işi var ya? Biz de klas bir yer diye geliyoruz iyi mi? Hiç. Rezidansı tuttuktan sonra sen de bende kalırsın. Olur mu öyle? Ara sıra tabii. Herhalde. Yani sık sık damlarım söyleyeyim. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Oh Ece. 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 Ve. Hande. Hayatta her zaman böyle güzel şeyler olmuyor tabii. Bazen kötü sürprizler de karşımıza çıkabiliyor. Burcucuğum ya sen pazar alışverişlerinden vakit bulup buralara gelebiliyor musun? Ama yalnız dikkat et, orada yaptığın gibi burada pazarlık yapamazsın. Ya Burcucuğum hiç takma. Ya ignore et onları. Ha, iştahımız kaçmasın, daha tatlı yemedik. Buldum, buldum. Kesinlikle buraya garson olmak için iş başvurusu yapmaya geldin değil mi? Hadi doğruyu söyle. Nece, artık bizi bir rahat bırakır mısın? Git. Ya dikiliniz kaldınız başımıza ya. Bir rahat bırak, rahat. Hadi. Senin buraya nasıl gelebildiğini söylemeden şuradan şuraya gitmeyeceğim Burcucuğum. Hakikaten hesap gelince bulaşıkları yıkamayı falan mı düşünüyorsun? Ay yok canım. Enayi bulmuş işte kendine şekilde görüldüğü gibi hesapları ödetecek. Söyleyene de bakar mısın yalnız? Hande'cim. Ha canım. Ece acaba her gün eve girdiğinde ayakkabılarıyla birlikte seni de vestiyere bırakıyor mu? Hayır ben merak ediyorum. 7-24 kuyruğundasın çünkü. Canım benim arkadaşımın bir evi var. Ama acaba senin bu homeless arkadaşının bir evi var mı? Sen sordun ben de sana madem tutacağım evi göstereyim. Biz de sevgili Selin'cimle tam ondan bahsediyorduk. Bir rezidans tutacağım da. Gerçekten ama Burcucuğum senin görüp görebileceğin tek daire pergelle çizdiğin daire olabilir. Bakın Burcu'yu arayanlar da varmış. Alacaklılar mı acaba? Alo, Burcu Olgun'un telefonu. Telefonumu ver. Kim arıyordu bir saniye? Ece telefonumu verir misin? Babası mı? Ay baba! Ay şu yolsuzluktan içeriye alıp bak o telefonumu ver. Çekil! Ay bunu ver! Seni Allah kahretmesin ya. Pardon, pardon. Alo? Alo? Baba? Babacığım? Baba? Alo? Baba? Baba, baba duyuyor musun baba? Baba?
Ah be Burcucuğum, artık baban yakalandığında konuşursunuz, ne yapalım? Üzülme bu kadar. Seni geberteyim. Sen başlasın. Benim başıma bela mısın? Ay, ben yapmam. Sen nasıl bir katilik çıktın ya? Çekil, çekil. Ece seni gerçekten. Çok şükür paramız var anne. İstersek bir ev tutar, taşınırız. Bu gayretin tazminat parasından bahsediyorsun değil mi? Hmm, onu diyorum anne. Yavrumun parası bize sığınacak liman oldu. Oldu da ne oldu? Ben buradan gitmek istemiyorum ki anne. Her karış toprağında terim var benim. Kök saldım ben buraya. Kökleri kesilmiş bir ağaç yaşayabilir mi? İşte benimki de o hesap. Beni buradan koparırlarsa yaşayamam ben anne. Ev vardığın yer değildir Hatice'm. Ev karanlıkta ışığı bulduğun yerdir. Biz ne badireler atlattık bu ev için. Ama hep birbirimize kenetlendik. Bu ev bizim ışığımız. Allah Allah. Oğlum ne anlatacaksan anlat ya. Niye çağırdın bizi buraya? Evet abi ya. Senin zaten başlayacağın yok. Ben şuraya uzanıyorum iki dakika. Tamam, tamam. Sevgilim tarafından fena halde harcandım. Senin sevgili mi var? Oğlum senin sevgilin var da niye bizim haberimiz yok ya? Var var, görseniz bayağı da güzel ha. Vay be, abime bak ya. Yalnız sen sanki daha demin sevgilim dedikten sonra ağzından harcandığım gibi bir laf çıktı. Ne oldu ki? Böyle karşılıklı çay içiyorduk. Çok güzeldi ya. Gözlerimi alamadım vallahi, böyle daldım gittim öyle. İyi oğlum, sadede gel hadi sonra. Ha. Şimdi o çayı içtikten sonrasını hatırlamıyorum ben. Bir gözümü açtım, çöplükteyim. Ha, beni çöpe attılar dediğin doğruymuş yani. Doğruydu. Çünkü o an işte ayağım kaydı, düştüm dedim. Söyleyemedim soyulduğumu. Ne? 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 Soyuldun mu? Soyuldum işte. Sandalye paraları gitti. Telefonum da gitti. Ya abim uyutmuşlar, soyup soğana çevirip bir de çöpe atmışlar ya. Ya buna benzer milyon tane haber geliyor abi bizim haber merkezine. Ah abi nasıl uyanamadın ya? Bütün dünyam karardı. Hiçbir çıkışımız kalmadı bu felaketten. Böyle kararıp oturmakla bir yere varamayız. Hadi kalkın gidelim. Nereye gidiyoruz? Dur ya. Üzülüyoruz şurada. Nereye? İşte abimin kızla tanışıp soyulduğu yere gideceğiz işte. Kafenin sahibi de belki işin içindedir. Gidip hesabını soralım diyorum. Ha, mantıklı. Tamam o zaman. Tamam tamam, siz gidin. Siz gidin. Ben operasyonu buradan yönetiyorum. Telefonlar açık olsun. İletişim halinde olalım. Buradayım ben. Mutlu. Sen de geliyorsun. Bu bir aile meselesi. Sen de ailedensin. Tamam. Ben de sizinle geldim. Yok yok baba. Sen kal. Şimdi hepimiz birlikte ortadan kaybolursak annemi idare edecek adam kalmaz ortada. Ne olur. Doğru. Hatice şüphelenir. Murat'ı arayayım. Hayır. Ne hayır be? Ya, Murat'ı arama. Arama çünkü bu çok özel bir durum. Resmiyete dökülmesin. Özel hayatımı herkes bilsin istemiyorum ben. Babacığım bak, biz burada üç kişiyiz. Yani hadi iki buçuk. Kişiyiz. Ama yani hallederiz diyorum ya. Murat'a gerek yok. Hadi kalkın gidiyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bitirelim. İyi akşamlar. Devrem, başkomiserin odasına gidelim. Ne olmuş? Ya sen bir gel. Gel. Restoranın altın üstüne getirdiler komiserim. Şikayetçiyim. Zararım ödesinler. Sizin derdiniz ne bakayım ha? Durduk yerde restoranın ortasında niye birbirinize girdiniz ha? Her şey Burcu'nun beni kıskanmasından kaynaklanıyor başkomiser bey. Yani sürekli bana düşmanlık yapıp duruyor, anlatabiliyor muyum? Komiserim, ben neden düşmanlık yapayım bu arkadaşa? Ya şunun bir sevimsizliğine bakar mısınız ya? Şu suratsızlığa bir bakın. Ya bana düşmanlık besleyen kendisi. Ya sürekli karşıma çıkıyor. Karşıma çıkıp bana kötü davranıyor. Bana sürekli laf sokuyor. Bu gece de aynı şey yaptı. Ben de artık aa yeter dedim. Yani burama kadar geldi. Ben de dayanamadım. Gel. Murat komiser. Bunları tanıyor musun oğlum sen? Evet başkomiserim. Burcu Hanım'la tanışıyoruz. Ece Hanım ve Hande Hanım da onun sınıf arkadaşları. Yalnız bir düzeltme yapayım. Ben bu kızın arkadaşı falan değilim komiser bey. Ve seninle arkadaş olmak isteyen var sanki. Yani ben senden tek bir şey istiyorum. Senden istediğim tek şey biz cadı. O da benden uzak dur, tamam mı? Git. Hatta mümkünse yok ol. Komiserim bence yok olsun. Hatta siz bunu nezarethaneye atın.
Burcu Hanım, burası tartışma yeri değil. Nerede nasıl davranacağını bilmiyor ki görgüsüz. Yahu sen bir susar mısın artık ya? Yeter Burcu ya! Hanım, Burcu Hanım! Ya. Lütfen. Telefonunda kaçak babanın aradığını söyleyeceğimden mi korkuyorsun Burcu Hanım? Babam mı aradı? Burcu! Hanım, bu çok önemli bir bilgi. Telefonunuzu incelememiz lazım. Ya hayır, ben nereden bileyim? Telefona bakamadım ki ben telefonla konuşurken. Bakın ne yaptı? Bu kız telefonu elimden kaptı. Sonra ne yaptı? Telefonumu kırdı. Bakın gördünüz mü? Benim telefonumun ekranı kırık. Telefonumu kırdı. Ben şikayetçiyim. Ben ondan şikayetçiyim. Telefonumu niye kırıyor ki benim ya? Benim zararımı kim karşılayacak? Yazık değil mi bana? Niye kırılıyor benim telefonum? Ne yapıyorsun ya? Sen bunu hemen arkadaşlara götür. Son aramanın izini takip etsinler. Tamamdır. Burcu ya, belki sayende babanı falan bulurlar. Gerçi onu demir parmaklıkların arkasından göreceksin şekerim ama olsun, sana bu da yeter. Kızım, ay, seni yola ver! Seni gerçekten parçalar! Bırak beni! Kurum seni şuraya çekeceğim ya! Deli misin, nasıl sen, yeter! Saçmalama Burcu. Ya bırak Burcu, Burcu ne Burcusu ya? Burcu falan değilim ben. Komiserim, ben bu adamdan da şikayetçiyim. Ben bundan şikayetçiyim çünkü... Çünkü ne yaptı? Benim sözleşmemi aldı komiserim. Niye benim sözleşmemi alıyor ya? Yazık değil mi bana? Ondan da şikayetçiyim. Hatta ben bu adamdan da şikayetçiyim. Ben buradaki herkesten şikayetçiyim. Hepsini atın. Hepsini atın içeri. Kes artık ya. Kes, kes. Oğlum çıkar şunu dışarı, çıkar. Ya komiserim, ne için kesiyorum? Bir saniye. Komiserim, ben niye çıkıyorum dışarı? Ben çıkmayayım. Murat, bu adam var ya, bu adam benim sözleşmemi aldı. Neden sözleşmemi aldı? Çiftlikten çıkmamak için sözleşmemi aldı. Ben sokaklarda kaldım. Sokaklarda yatıyorum. Yazık değil mi bana ya? Ben niye çıkıyorum? Ben şikayetçiyim. Bir de... Oğlum. Çıkart bakayım şunu. Sakinleştir. Götür şunu, sakinleştir. Çıkar. Ne yapacağımı biliyorum. Gel artık buraya. Gel. Çık dışarı. Ya niye ben dışarı çıkıyorum? Komiserim. Komiserim bir saniye. Sustur şunu ya. O sustur. Aa, ben çıktım ya. Ben niye çıktım? Ben neden çıktım? Ya ben biraz daha başkomiserle konuşabilir miyim lütfen? Ben niye getirdin ki beni? Burası neresi ya? Ya. Ay yoruldum ya. Niye geldin? Bakalım. Nasıl yani? Sen şimdi gerçekten beni burada mı bırakacaksın? Aynen öyle yapacağım. Ev ev diye tutturuyordun, al işte sana. Sözleşmesiz, tapusuz kalacağım bir yer. Ay çok komik. Ya beni çıkarır mısın lütfen? Ya beni çık... Ya beni çıkarır mısın bana? Burası mı? Burası. Efendim baba. Yok, daha yeni geldik. Bana bakın. Sakın başınızı belaya sokmayın. Tehlikeli işler yapmaya kalkışmayın. Anladın mı? Tamam. Tamam. Ne oldu? Bir şey yok. Çocuklarla. Ha. Yani Murat işte de öbürleri nerede anlamadım. Hiçbiri yok ortada. Kafedeler. Ne kafesi? Ya şimdi çocukların çok canı sıkkın ya. Hı. Hepsi beraber öyle bir kafa dağıtmak için kafeye gittiler. Ben de zaten Umut'la konuşuyorum şimdi. Geç kalmasınlar. Söylerim. Oğlum sakın geç kalmayın ha. Tamam mı? İyi. Hadi iyi eğlenin. Ya tamam. Ne diyor? İyi eğlenceler diyor. Hadi gidip eğlenelim. Bu mekanın sahibi kim oğlum? Benim. Ne vardı? Ver paraları ver. Ne parasıymış bu? Sandalye parası. Oğlum çok detay vermesene öyle. Niye detay veriyorsun? Şimdi bak, benim abim burada soyuldu. Muhtemelen sen de işin içindesin. O yüzden paraları ver. Ha, seni tanıdım. Ha. Sen şu masada bayılan adamsın. Ha, bayıldım şurada. Sonra arkadaşların aldı seni, dışarı götürdü. Ambulans bile çağırttırmadılar. Öyle mi yaptılar? Çok pislik bir insanım ben, dağıtırım burayı. Ya hadi ya. İşin içindesin işte ya. Burada abimin içeceğine ilaç atılmış. Kadın da muhtemelen sana çalışıyordu işte. Soydunuz abimi. Ver parayı. Yürü git kardeşim. Biz kimseyi soymadık. Senin ayaksın lan. Bak! Bak! Ne yaparsanız yapın, susmayacağım. Susmayacağım ben. Yeter mi bu kadar susman için?
Yoksa daha kalmaya devam edeceğim mi? Ya sen beni böyle korkutabileceğini mi zannediyorsun? Siz çiftlikte rahatlarken ben çadırda yaşadım, çadırda, sokaklarda kaldım, dışarıda böyle ateş yaktım, börtü böcekle uğraştım, tavuklar üstüme kondu, onları bile fırlattım. Her şeyin üstesinden geldim ben. O yüzden susmayacağım. Hmm. Ayrıca çiftlik benim olmasına rağmen ben dışarıdaydım, siz içerideydiniz. Çok saçma. Ben iyiyim böyle diyorsun. Sen de benim evimde yaşamak iyi diyorsun galiba. Yoksa neden sözleşmeyi bulduğun halde bana vermiyorsun ki, değil mi? Murat, bir gelsene. Hayırdır? Sen bir gel. Gel gel. Ben tekrar geleceğim. Sen de susmayı artık ciddi olarak düşün. Yoksa sesin kısılacak. Kısılmaz benim sesim. Ben alışayım. Ben çocukluktan böyle yetiştim. Konuşurum ben. Ben sürekli bağırdım. Çocukken çok ağlarmışım. Annem susturamazmış beni. Ya niye ayrıca siz bana bir yetkili beni çağırıyor musunuz? Demek paramızı verin diye tutturup size saldırdılar, öyle mi? Aynen öyle komiserim. Komiserim, yani kendisi sizi uyutmaya çalışıyor. Zaten uyutma konusunda profesyonel arkadaşlar. Yok değil. Vallahi iyi bir insansınız. Yapma, benim olay deşifre olacak. Yapma. Ben bir şey yapmadım adama. İçeceğine katılan ilaçtan haberim yok. Öksürük ilacı. Hep öksürük. Geçmez. Şimdi komiserim, kendisi yapmadıysa bile kesin yardım ve yataklık etmiştir. Ay yatak deyince bir an çok yoruldum, aklıma geldi. Şöyle oturabiliyor muyuz? Başkomiserim, biz uzatmasak da beyefendiyle anlaşsak ha? Lütfen ama ben elini sıkamam. Sen hadi sıkışın, siz sıkışın hadi. İstemez. Şikayetçiyim ben. Gel. Bunları tanıyor musun sen? Evet komiserim. İkisi kardeşim, biri de abim. Ya ben iki saattir burada bağırıyorum. Sesimi duyan var mı ya? Beni unutmuş olabilir misiniz acaba? Buradayım. Hey, buradayım. Aa. 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 Ay. Ay. Sizin ne işiniz var burada ya? Ben sizinle her yerde karşılaşmak zorunda mıyım? Biz sanki çok meraklıydık seninle aynı yerde olmaya. Sizi niye attılar içeri? Acaba bir başkasını çiftliğinde işgal etmiş olabilir misiniz? Ne oldu acaba, sen de başkasının nezarethane hakkında elinden alıp hazıra mı kondun? Şey saçma. Abi sen. Merhaba Burcu Hanım, ya bir şey söyleyeceğim. Burası gerçekten çok tozlu, kirli. Sizin orası ne durumda acaba? Oraya gelsem mi ben ha? Ne olur ben geleyim oraya, hadi. Ne diyorsun abi? Ne oldu? Niye cevap veremediniz? Öyle birbirinize bakışıp kaldınız ha? Çünkü siz suçlusunuz. Suçlu. Ya sen ne diyorsun ya? Sen eğer babamın kredi kartını alıp öyle paraları harcamasaydın biz şu an burada olmazdık, tamam mı? Senin yüzünden buradayız biz. Güzel de var, mutlu. Oradan yürürüz. Asıl ben sizin yüzünüzden buraya düştüm. Siz zamanında benim çiftliğimi boşaltıp gitseydiniz ben hiç buralara düşmeyecektim. Ve sizin babanızın kredi kartını alıp 15.000 TL harcamak zorunda kalmayacaktım. Ve ayrıca ben çiftliği satıp bütün paraları kavuşur kavuşmaz borcumu geri ödeyeceğim. Aynı damar onda da varmış. Allah Allah. Yok ya, bu da açmıyor. Ne umut, ne mutlu, ne gayret. Hiçbiri açmıyor telefonlarını ya. Allah Allah. Nereye kayboldu bunlar? Ya genç delikanlı adamlar biraz kafa dağıtmaya çıktılar. Bu ev meselesi onları çok üzdü. Biraz rahatlamaya ihtiyaçları var. Dert etmeyin bu kadar ya. Ya olur mu canım? Merak edeceğimizi biliyorlar. İnsan bir telefonuna bakar. Telefonlarının şarjı bitmiştir. Üçünün birden mi? Anacığım zaten Gayret bugün çöplükte düştüğünde telefonunu kaybetmiştir. Umut'un şarjı bitmiştir. Mutlu desen zaten kendi şarjı yok adamın. O da telefonunu açmaya üşeniyordur. Bir sıkıntı yok yani. Ya bir insan kıt kanaat geçinen aileye ait kredi kartını nasıl boşaltır ya? Tabii sen böyle zenginlik içinde büyüyüp böyle şımarık, bencil bir şey olmuşsun. Asıl bencil ben miyim, siz misiniz acaba? Siz böyle ortada kalan, sokakta kalan bir kızın çiftliğine konup ayrıca sözleşmesini nasıl saklarsınız çok merak ediyorum. Bencil kim? Abi! Neysin bana, neysin? Abicim tamam, sakin ol. Kusura bakmayın, şu kafe sahibinin şikayetini geri çekmesi için uğraştım biraz. Hadi. Oh, sonunda özgürüm vallahi. Nüfus beni çok yordu ya. Yattığım yerde rahat edemiyordum ya. Yarım saat durdum, sanki müebbet hapiste bir şey yaptım daha.
Teşekkürler Memur Bey. Sağ olun. Bak, triplere bak. Pardon. Murat Komiser Bey. Beni burada mı unuttunuz acaba? Yani beni çıkarmadınız da. Herkes çıktı gitti. Aslında biraz daha kal isterdim ama herhalde bu kadarı yetmiştir sana. Yetti mi? Yetmemiş herhalde. Ama içerideyken düşünecek çok vaktim oldu. Ya siz hangi akla hizmet mekan basıyorsunuz ya? Abi, hadi bunları geçtim de. Sen ki hani barışçıl, şiddete onay vermeyen bir adamsın. Sen nasıl yaptın böyle bir şey? Ya ne bileyim ben? Ya sen şimdi bizi boş ver de. Sen bu kızı çiftliğe alıyor diye mi içeri attın onu söyle. Hadi bak. Abi çok iyi hareketti de niye geri bıraktın onu anlamadım. Ya hadi bırakın gevezeliği, yürüyün. Annemler meraklanmıştır. Hadi gidelim ya. Ama... Devrem. Telefonun işi tamamdır. Takibi yapıldı. Buyurun Burcu Hanım. Çıktı mı bir şey? Evet. İsviçre'den aramış. Babam İsviçre'de miymiş? Ay. Ay kendimi sıkmaktan başım çatlamış ya. Aşk olsun çocuklar ya. Nerede kaldınız? Babanız kafeye gittiler dedi ama çok merak ettim sizi. Başınıza bir şey geldi sandım ama. Yok ya başımıza ne gelecek anne? Kaç yaşında adamlarız yani değil mi? Her şey gelebilir başımıza vallahi. Kandırırlar, uyuturlar, soyup soğana çevirirler. Fırlatıp bir köşeye atabilirler. Yani tabii bütün bunların hiçbiri bizim başımıza gelmedi. Çünkü biz yani takıldık öyle kafede ya. Geldiniz mi? Nasıl geldiniz? Hoş mu geldiniz? Ya hoş geldik. Evet, Çiroz da geldi. Saf oğlumun yanında. Yeterince kandırmadın mı çocuğumu? Daha neler anlatıyorsun çocuğun kafasını dolduruyorsun? Teyzeciğim, hanımefendiciğim, ben sizin oğlunuzu kandırmadım. Hatta mümkünse benden uzak tutun. Ayakkabı. Ya anne yetmedi mi söylendiğin? Burcu kandırmadı beni. Benim kendi kararımdı. Kızacaksan da bana kız. Bravo. Siz ne yaptınız lan? Kavga mı ettiniz? Karakola mı düştünüz? Ya ben size ne dedim ben? Ne dedim? Kavga etmeyin demedim. Siz ne fısıldaşıyorsunuz ki? Fısıldaşmak mı? Yok canım. Çocuklar eğlenmeye gittiler ya. Eğlencenin dibine vurmuş her geleler ya. Çok yani eğlence de şey yaptık kendimiz. Hadi üstünüzü çıkarsanız ya çocuklar. Çıkaralım ya. İyi olmuş. Hep böyle eğleniyor. Burcu. Ben senden özür dilerim. Yani ne olursa olsun o sözleşmeyi daha önce vermeliydim. Sen hayatını alt üst eden bir değişim yaşadın. Ve çok sıkıntılı günler geçirdin. Bütün umudun o sözleşmedeydi. Birkaç gün bile olsa o umuttan seni mahrum etmemeliydim. Bu evden çıkacak olsak bile bunun üstesinden gelebilecek bir ailem var. Ama sen tek başınasın. Ailen küstü değil mi sana? Evet. Çiftliği kaybetmenin sorumlusu olarak beni görüyorlar. Ya sen de bu kadarını hak etmiyordun aslında. Ama beklemediğim bir anda sözleşmeyi karşımda görünce... gerçekten sinirlendim. Kötü konuştum. Ağır şeyler söyledim sana. Özür dilerim. Ben sözleşmeyi bana vereceğine inanıyorum. Çünkü zarfın üstünde adım yazıyordu. Ev tutmuşsun. Murat, sen gerçekten çok iyi bir insansın. Çok dürüstsün. Sen de çok iyisin. Ve çok da güçlüsün. Maşallah, maşallah. Siz ne güzel muhabbet ediyorsunuz öyle. Bayağı iyi anlaştınız, sıkı fıkı oldunuz. Kızı gördün. Aileni unuttun Murat.
İyi geceler. Sana da. Yumurtadan gelenlerle mandıradan gelenleri toplayınca kredi kartının birkaç taksitini ödüyor ya. Yok arkadaş, bu iş çok zor ya. Ellerinle besle. Pamuklara sar, büyüt. Bu yaşa getir. O tutsun ailesi yerine. Çırpı bacaklı kızı seçsin. İyi, gel oğlum, gel. Anneciğim, şu meseleyi bir seninle konuşsak artık. Ne konuşacağız Murat? Ne konuşacağız? Çiftliği elimizden aldın, o kızın kucağına bıraktın. Ya ben diyorum ki ne konuşacaksanız başka yerde konuşsanız da ben de şurada şu hesabımı yapsam ha? Anneciğim, ben sizin öğrettiğiniz doğruyu yaptım. Bu çiftlik o kızın hakkı. Yani bunu bile bile benden bu çiftlikte yaşamamı nasıl beklersin? Ben senden bizi sokağa dökmemeni beklerdim. Şu halimize bak. Bunca yıl emek verdiğimiz yer bir günde başkasının oldu. Anne, hatırlıyor musun? Biz çocukken sen bize pasta yapmıştın. Ben kendi payımı yemiştim. Kardeşlerimkini de bana vermiştin onlara götürmem için. Ama o kadar güzeldi ki yolda dayanamayıp onların da hakkını yemiştim. Sonra da çaktırmamak için onlara yalan söylemiştim. Tabii akşam yemeğinde bizim yalan ortaya çıkmıştı. Sen de ne kadar kızmıştın Murat'a yalan söyledi ya, ha? Uf. Hem neye kızmıştın? O gün bana yalan söylediğim için kızdın. Şimdi de doğruyu söylediğim için bana gönül koyuyorsun. Yani keşke ufacık bir yolu olsaydı da seni böyle üzmek zorunda kalmasaydım. Keşke sana hayal kırıklığı yaşatmasaydım. Yani seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ölesim geliyor. Tamam evladım, artık bu kadar eziyet etme kendine. Biliyorum ben ailene ne kadar bağlı olduğunu ve bizi ne kadar çok sevdiğini. Sözleşme eline geçtiğinde ne yapacağını adım gibi de biliyordum. Tamam. Tamam çocuğum. Artık küslük bitti. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama çiftliğin bu kadar kolay elimizden çıkmasına neden olan davranışına da hak vermiyorum. Şunu iyice bil. Buradan vazgeçmeyeceğim. Ve sonuna kadar da savaşacağım. Tamam. Benim tek istediğim beni anlamanı zaten. Ya arkadaşlar, ya biriniz de beni anlayın ya. Şu hesabı bir bitireyim, gözünüzü seveyim ya. Bugün şansım varken konuşamadım seninle. Öyle özledim ki seni. Sesini duymak bana hayat öpücüğü gibi gelecekti baba. Olsun. En azından senin nerede olduğunu da öğrendim bugün. İsviçre'deymişsin. Öyle güzel bir yerde olmana da çok sevindim. Belki çiftliği satarsam ben de gelir bulurum seni. Gülümsemeni, sarılmanı, kolların altında hissettiğim güveni, huzuru, sana dair her şeyi çok özledim baba. Canım babacığım. Sabaha kadar hiç uyumadın gene. Uyumadım Vedat. Ama hiç uykum yok.
Ağzıma bir lokma koymadım. Ama hiç aç değilim. Nefes alıyorum ama sanki hayatta değilim. Ben çocuklarımdan daha fazla emek verdim bu toprağa Vedat. Ellerim uyuşana kadar çalışırken bu toprağın her karışına terim, gözyaşım karıştı. Sen de benimle birlikte çalıştın. Her gün bir öncekinden daha fazla çalıştık Vedat. Buradaki her şey bizim sevgimiz sayesinde büyüdü. Söylediklerinin hepsine katılıyorum Hatice. Ama artık kabullenmemiz gerek. Daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Buradan taşınmamız gerekiyor. Ya Burcu'cuğum, rezidans falan diyorsun ama bu çiftlik ne kadar eder sence? Yani hayalindekileri gerçekleştirmeye yeter mi dersin? Ya tatlım, yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama çiftliğin değerinin ne kadar olduğunu bence şuradaki emlakçı bilir. Arazinin değerini öğrenme bahanesine her gün gelip buradan bedava kahveni, çayını içiyorsun. İyi günler. İyi günler, buyurun. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Yukarıda ilçenin dışında kocaman bir çiftlik var. Orayı biliyor musunuz? Aslan ailesine ait olan çiftlik mi? Hayır, o çiftlik Aslan ailesine ait değil. O çiftlik benim. Yani babasının da ama artık Burcu'nun. Bilmem, oldum olası Aslan ailesi yaşıyor orada da. Ne olmuş o çiftliğe? Şey, ben o çiftliğin değerini öğrenmek istiyorum ama. Vallahi tam rakam vermek zor. Önce metrekaresini öğrenmemiz lazım. Ama 5 milyonun üzerinde olduğu kesin. Selin, 5 milyon dedi, duydun mu? Kızım, duydum ve şu an kulaklarıma inanamıyorum. Şey, ben o çiftliği hemen satmak istiyorum. İlan verebilir miyiz? Tabii bu arada benim de tapuyla ilgili ufak tefek meselelerim var ama o kadar önemli değil. Ben onları hallederken siz de ilan verirsiniz ha? Veririz tabii ki. Hatta o çiftliğe 2 tane müşterimiz talip. Ama Vedat Bey'e götürdüğümüz bütün teklifleri maalesef kabul etmedi. Yani ben kesinlikle kararlıyım. O çiftliği satacağım. Çok hızlı bir şekilde satarız tabii ki. Siz önce tapu işlemlerini hızlandırın, sonra sözleşme için imza atarız. Şey, o zaman siz bana bir kağıt kalem verin. Tabii ki, tabii ki efendim. Ne demek? Ben numaramı yazayım. Buyurun, bu da kaleminiz. İsmim Burcu Olgun bu arada. Oraya da yazdım. Memnun oldum. Çay kahvemizi içmez misiniz? Yok yok, gerek yok. Yani ben bir an evvel gideyim, tapu işlemlerini başlatayım. Onları halledeyim yani. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Görüyor musun Seher abla? Aslan ailesine ait sandığımız çiftlik meğer bu kızınmış. Sen bir de senin arazi değerlenmez diyordun. Al şimdiden değerlendi bile. Hatice gidiyor, Hatice. Ya abi, bir şey yapmamız lazım. Bitirdik annemi ya. Aa, anne, sen Sarıca'yı hatırlıyor musun? Hani bir tane kedi vardı. Bizim tavuklara musallat olmuştu, seni deli ediyordu. Umut kaç yaşındaydı, 15 miydi? Yok ya, daha küçüktüm ya. Ne küçüğü, eşek kadar olmuştu. Neyse, Umut hani kediyi almıştı da uzakta bir barınağa götürmüştü. Ondan sonra kedi dönmüştü, Umut kaybolmuştu. Ya evet, öyle dalgın bir günümdü o gün. Ay, ne akıllı kediydi yavrum benim. Vallahi Sarıca'yı çok özledim ben, burnumda tütüyor. Tavukları musallat olmamayı da öğrenmişti. Bu çiftlik herkese iyi geliyor. Kediyi bile iyi etmişti. Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Kadını gene ağlattınız. Allah Allah. Dur dur. Anne, anne, anne. Sen şey, asıl şeyi hatırlıyor musun? Fino vardı bizim, Fino. Fino'yu hatırladın mı küçük? Hatırlıyorum korsanı. Yok, Fino yok ya. Bir hikaye daha anlatan olursa vallahi ensesine şaplığa yara. Kadına böyle hüzünlü şeyler anlatmayın ya. Biz neşelendireceğiz diye uğraşıyoruz. Hem sizin bir işiniz, gücünüz, bir şeyiniz yok mu çocuklar? Ha? Şimdi geçen sefer Murat'ı götürmemiştiniz çay içmeye. Hadi, onu da alın kafeye gidin. Hadi, hadi. Hadi. Afiyet olsun. Durun. Bakın, vallahi polis çağırın. Tamam, tamam. Biz çağırdık polisi. Geliyor şimdi. Heh, arabalar. Merhaba. Endişelenecek bir şey yok. Sadece bir inceleme yapacağız. Hatta senden yardımını da isteyeceğim. Elimden bir şey gelirse tabii yaparım. Bizim bir güvenlik kameralarının kayıtlarına bakmamız mümkün mü? Tabii ki komiserim. Buyurun.
Evet, geçen gün gelmiştiniz. Ben sizi hatırlıyorum. Evet, evet gelmiştik. Hani biz burada balkonda oturmuştuk. Mahir amcayla beraber konuşmuştuk hani. Buyurun, sizi dinliyorum. Benim acilen Mahir Bey'le görüşmem gerekiyor ama. Ya günlerdir arıyoruz ama açmıyor telefonlarını. Mahir Bey yurt dışında. Ya of ya, Selin şansa bak. Bir dakika Burcu. Peki yani başka bir ulaşabileceğimiz telefon numarası falan yok mu? Evet, evet. Benim için çok önemli. Yani hayati bir mesele. Hemen ulaşmam lazım. Hemen. Mahir Bey'in yurt dışında kullandığı farklı bir numara var. Size onu verebilirim. Aa, çok iyi olur. Gerçekten bana inanılmaz yardımcı olursunuz. Hatta hemen verirseniz ben de ararım. Bir saniye. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ay süper. Çok teşekkürler. İnanılmaz yardımcı oldunuz. İyi günler, teşekkürler. İyi günler. Ay kızım, hadi çabuk ara. Ay, acayip heyecan yaptım ben kızım. Kızım ben heyecan yapmadım. Böyle kalbim küt 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 diye yerinden fırlayacak gibi atıyor. Hemen arıyorum. Çalıyor. Alo, alo. Mahir amca merhaba. Ben Burcu. Burcu Olgun. Tayfun Olgun'un kızıyım. Hani birkaç gün önce görüşmüştük. Çiftlikle ilgili ben size birkaç durumu izah etmiştim. Evet, evet. Demiştiniz siz. Sözleşmeyi getir, tapuyu senin üzerine yaparım demiştiniz. Evet, ben sözleşmeyi buldum. Birkaç gün sonra döneceksiniz. Tamam, tamam o zaman. Yaparız. Dönünce haberleşiriz, konuşuruz tamam mı? Tamam, tamam Mahir amca. Görüşürüz. Bay bay. Oldu galiba ama değil mi? Kızım oldu, oldu. Dönünce beni arayacak, sözleşmeyi göstereceğim. Sonra tapuyu benim üzerime yapacak. Tapuyu benim üzerime yaptıktan sonra da bütün dertler bitecek. Senin her şeyden kurtulacağım. O çiftliği satacağım, satacağım. Hadi gidelim. Buyurun komiserim, kayıtlar. Bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Eyvallah. Bakalım ne olmuş. Böyle güzel güzel karşılıklı oturuyorduk ya. Yalnız abi şu iki adam sürekli sizi gözlüyor ha. Bunlar da işin içinde olabilir. Bence ters bir şey yok. Gayet doğal bir buluşma. Ya abime bakın ya, mutluluktan mayışmış. Gördünüz mü? Kasten düşürdü. Şimdi centilmen abim de hamle yapacak almak için. Ben aldım. Yerden maşayı ben aldım. Aha, abim alırken çaya bir şey attı. Ne attı? Bir şey attı. Abimi uyutacak olan ilacı. Ah Gülcan ya, sen benim tertemiz duygularımla oynadın. Nasıl yaptın bunu bana acaba? Abi haklıymışsın ya. Bunlar kadının arkadaşı çıktı. Benim bunları emniyete götürmem lazım. Olmaz. Götürme. Ne olur. Çünkü kimse bilsin istemiyorum. Bu çok özel bir durum Murat. Yapma ne olur. Yani bir internet ortamına girip böyle oradan kız ayarlayıp dışarıda buluşan bir adam olarak tanınmak istemiyorum ben. Ne olur. Kimse bilmesin. Abi öyle diyorsun da yani burada ciddi bir suç işleniyor. Şimdi kim bilir kaç kişinin daha canını yakacaklar. Araştırmamız lazım. Yok vallahi kendimi çok kötü hissederim sonra Murat. Sen araştır ama vallahi çok kötü hissederim kendimi. İyi de abi annemin haberi olmadan o parayı bulmamız lazım. Bulalım ama ya Murat lütfen çalışır şu kafanı. Kurban olduğum ya. Başka bir yol bu. Allah'ını seversen bu şekilde olmasın ne olur. Çok üzülürüm sonra. Herkes duyar, çok mahvolurum ne olursun ya. Vardır elbet bu kızı bulmanın başka bir yolu lütfen hadi. Ne yapacağız o zaman? Olta atıp balığın vurmasını bekleyeceğiz. Çöpçatan sitesinde sahte bir profil oluşturalım. Kadına yem atalım. Şimdi bize yem lazım. Kim olabilir? Bu sefer ben olmam. Ne? Hayır ya. Abiler ben sizin en küçüğünüzüm bak ayıp oluyor. Ah güzellerim benim. Ah canlarım benim. Ben sizi bırakıp da nasıl giderim ya? Ben sizin gibi bu çiftliğe aidim. Bütünleştim ben burayla. İç içe geçtim. Nasıl bırakırım sizi? Nasıl bırakırım? Oo komşu kolay gelsin. Ne o? Son kez mi yemliyorsun tavukları? Niye son kez olsun ki? Gideceksiniz ya, taşınacaksınız ya şehre. Apartmanda tavuk mavuk istemezler vallahi. Taşındığımız falan yok bizim. Kim uyduruyor bunları? Vallahi bugün emlakçı da kulaklarımla duydum. Hem bu çiftlik de sizin değilmiş. Kim bilir kimin arazisine kondunuz. Çok biliyor o emlakçı.
Burayı satmıyoruz diye arkamızdan yalanlar uydurmasın. Yok vallahi emlakçı söylemedi. Hani sizde kalan bir genç kız var ya, onun babasınınmış burası. Emlakçıyla da anlaştı satmak için. Sen inat etme de şu tavukları ver bana. Tavuk mavuk verdiğim yok sana. Yürü git. Hem zaten onlar seni her sabah gördüklerinde yumurtadan kesilirler ya. Sen bilirsin. Ha. Zaten bu tavukların da sizin olduğu şüpheli ya. Allah bilir arazi gibi onların da üstüne konmuşsunuzdur. Ne diyorsun sen ya? Ne diyeceğim? Araziniz de çalıntı, çiftliğiniz de çalıntı, tavuklarınız da çalıntı. Bana bak. Ben çiftliğime de, tavuklarıma da laf söyletmem. Anladın mı? Ne diyorsun şu anda? Ne diyorsun? Yakın dayaklar yapmadı galiba. Daha ne getireceksin? Dört sen günde. Aa, kadına dediklerine bak hele. Hatice'm, haddini bilir şu kadına. Paralı onu, paralı. Terbiyesiz, böyle komşuluk mu olurmuş? Saçını başını yalarım seni. Allah'ım elimi titretme. İsabet gücü ver ya Rabbim. Allah'ım, Allah'ım sana dua ediyorum. Anne sen ne yapıyorsun ya? Anne. Ya yakışıyor mu size ya? Koskocaman kadınsınız. Nedir öyle tellik fırlatmalar, efendim saç başı olmalar ya? Oluyor mu ya? Ne yapayım Vedat? Tavuklarımı almak istedi. Bir de alay etti. Bu çiftlik sizin değilmiş diye. Emlakçı da duymuş. Çırpı bacak burayı satacakmış. Hatice'm artık bunun kurtuluşu yok ya. Bunu kabullenmen gerekli. Kaderimiz bu. Razı olacağız. Başka bir şey yok. Heh. Kalendere kış geliyor demişler. Gelsin ben titremeye razıyım demiş. Bu oldum olası böyleydi Hatice'm. Başına ne gelirse gelsin eyvallah der çeker. Vallahi ben çekemem anne. O çırpı bacak burayı satsın da görelim. Hiç kimse buraya adımını bile atamaz. Tertemiz hava, hayvanlar. Yani aklınıza bunlar kim ya? Hatta burada meyve ağaçları da mevcut. Harika bir yer efendim. Tam istediğiniz gibi. Hatice. Oldukça geniş bir araziye sahip bu çiftlik. Hem lokasyon olarak da çok iyi bir yerde. Hayırdır toplanıp gelmişsiniz? Ne yapıyorsunuz siz burada? İzin almadan bahçemize girmişsiniz. İyi günler hanımefendi. Ben emlakçıyım. Hem Vedat Bey hatırlar beni. Kendisine daha önce bir iki kere teklif vermiştim. Ben de sana satmıyoruz demiştim. Aslında burası Burcu Hanım'a aitmiş. Onun isteğiyle talip olan müşterimize araziyi göstermek için geldim. Bak Burcu Hanım diyor. Hadi hadi yürüyün gidin buradan yürüyün gidin. Ya doğmamış bebeğe don biçiyorsunuz ya. Ortada fol yok, yumurta yok. Almış gelmişsiniz o kırmızı şeyi de buraya. Hadi hadi hadi, hadi boşaltın burayı, boşaltın yürüyün gidin. Bu ne saçmalık? Bu çiftlik satılık değil mi beyefendi? Aman efendim olur mu? Tabii ki satılık. Hem buranın mülkü Burcu Hanım'a ait. Bak hala Burcu Hanım diyor. Atacak şimdi benim tepemin tası. Hadi boşaltın burayı, yürüyün gidin diyorum size. Defolun gidin buradan. Hemen akbabalar gibi üşüştünüz buraya. Defolun gidin. Kime söylüyorum ben? Çabuk. Şimdi gelmeyeyim oraya. Ay, güzel Allah. Elimi titretme ya Rabbim, hedefimi şaşırtma, koluma güç kuvvet ver Allah'ım. Bak. Evet, siteye üye olduk. Şimdi profil oluşturmak kaldı geriye. Sen ne yazdın da bu kadın buldu seni? Ya işten atıldım yazdım. Aldığım tazminatla da kahvaltıcı açacağız dedim. Çünkü hayatımın gerçeklerini yazdım. Ne yazacağım? Sen tazminat aldığını mı yazdın abi? He, yazdım. İyi yapmış. Evet. İyi yapmışsın. Biz de yapalım. Aynısını Mutlu için yapalım biz de. Mutlu'ya da miras kalmış olsun mesela. Kalmadı ki. Ama yazmamız lazım. Burada bir iş peşindeyiz ya abi. Ama yalan. Yahu ben yazacağım. Benim yalanım. Tamam. Ben yazayım. Tamam. Peki. Şişt, lavabo nerede? Lavabo. Git abi bu merdivenlerin orada köşede. Tamam git bu elini, ağzını, yüzünü iyice yıka. Yalandan kirlenmiş ruhunu yıka. Tamam. Tamam hadi. Neyse tamam. Miras kaldı. Dedemden miras kaldı. Gezmeyi, dolaşmayı çok severim. Teknemle Boğaz'da tur atmak en sevdiğim şeydir. Yine ne işler karıştırıyor bu ya? Öykü. Dur bakayım. Bu yayın akışını alayım ben. Umut Bey, bu akşamki yayın akışı. İlginizi çeker belki diye düşündüm ama
Görüyorum ki sizin daha önemli işleriniz var. Ya yok bu... Bu kadar vahim durumda olduğunuzu bilmiyordum gerçekten. Pelin Hanım sandığınız gibi değil. Siz şöyle internet sitelerine kadar düştüğünüze göre... ...şu çöp çatan komşu teyzeleri de denemişsinizdir. Ne oldu, çıkmadı mı karşınıza şöyle hamarat bir ev kızı? Ya burada bir haber peşindeyim ben, tamam? Bol şans. Umarım en kısa zamanda hayırlı haberler alırsınız. Hayırlı bir haber peşinde falan değilim. Kısmet peşinde de değilim. Ben çalışıyorum. Okey. Yalnız şu internet sitesi de işe yaramazsa şu izdivaç programlarına katılın derim ben. Ha bir de şu meşhur teknenizi çok merak ettim. Bir gün beni de gezdirirsiniz değil mi? Ya ben size kavga etmeyin diyorum. Siz daha benim lafım bitmeden bir olay daha çıkarıyorsunuz ya. Allah Allah, ne yapsaydık Vedat? Gözümüzün önünde çiftliğin satılmasını mı seyretseydik? Sen çiftliğimize el koymak isteyen adamların önünde eğileceğine... ...benim terliğin önünde eğil. Oradan çekilse elini yüzüne adamın kafasını yaracaktım ben. Anne ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Hayırdır baba? Yok oğlum, bir şey yok ya. Hadi sizi götürmeye geldim. Nereye götür? Şu tuttuğumuz eve bir hep beraber bakalım diyorum ya. Anne, ya en azından bir gör. Bak söz veriyorum, beğenmezsen vazgeçeriz. Ya tatlım, rezidansa yerleştikten sonra bir de araba alsam diyorum. Biraz de kızım ya, araba ihtiyaç. Aa Burcu. Canım sen hapisten çıktın mı ya? Ne yaptın? Tünel falan mı kazdın kaçmak için? Ay atış serbest Ececiğim. Bakalım bugün benim keyfimi kaçırmayı başarabilecek misin? Oo, bugün kendimize güveniyoruz demek. Acaba keyfini bu kadar yerine getirecek ne olmuş olabilir? Ah buldum. Nezarethanede 3 öğün yemek verdiler. E tabii karnın doydu. Keyfin yerine geldi. Yok ya, hiç boşa uğraşmayın. Siz bugün formunuzda değilsiniz kızlar. Ya tatlım, senin işin yok mu? Hani yakında vizeler falan başlıyor ya. Soruları satın almak gibi mesela. Canım ya, sen hala satın almak kelimesini kullanabiliyor musun acaba? Hani beş kuruşsuzsun ya. Bence sen kelime oyununda harf bile satın alamazsın. Tatlım, ben harf satın almadan da kelime kurabiliyorum. Şuna ne dersiniz mesela? Yok, ol. Kıskanıyorsun. Hatta kıskançlıktan ölüyorsun. Tatlım, eğer ölmek isteseydim ne yapardım biliyor musun? Buradan senin egona tırmanır, ondan sonra IQ seviyene düşerdim. Oho, bu kapak oldu yalnız. Ay hadi gel biz gidelim. Yürü anne. Anahtarı versene, ben kullanayım. Ay yürü, gönlünü özledim. Abi, bu mu ev? Aynen. Ya fena da görünmüyor aslında. Bunu bulmak için çok uğraştım. İnşallah annem de beğenir. Vallahi ev çok güzelmiş ya. Kocaman bir de. Hepimiz sığarız biz buraya. Tabii babam. Hatta bak, kontratın üstünde de metrekare bilgileri yazıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç fena değil ha. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. En güzel yanda iki tane tuvalet olması. Artık siz hiç tuvalet kuyruğu beklemeyeceksiniz. Ya vallahi ben üşenmedim. Gittim mahalleye, baktım. Çok yakında bir tane market var. E çiftliğin oradaki market uzaktı. Bavul yapmak gerekiyordu ya. Hatice'm nasıl? Murat güzel ev bulmuş değil mi? Ben duvarların rengini beğenmedim. Annem istediğin rengi boyatırız. Ha şu pencerelere bakın Allah aşkına. Kötü bunlar. Güneş buradan böyle insanın gözünün içine girer. Benim bildiğim de güneş giren ev iyidir derler. Tavan yüksek değil. Alçak mı? Alçak da değil de işte ne ödüğü belirsiz.
hem içeride hem dışarıda merdivenler var. Annem rahat edemez. Ya spor olur babaanneme de işte. Hatice sen evi beğendiğinde sudan bahaneler mi uyduruyorsun şimdi? Sudan bahaneler mi? Bak bakalım şu pencereden dışarı Vedat. Bahçede eşinen tavuklar görüyor musun? Yemek masasını koyacağımız bir veranda görebilecek misin? Ekip biçmeye bir karış toprak görebilecek misin? Ne yapıyorsun sen Hatice ya? Beğenmedim Vedat. Beğenmedim işte. Beğenmediğime göre kontrata ihtiyaç yok. Allah Allah, söndürün çocukları. Senin o sözleşmeyi yakacağın dünden belliydi. Nasıl böyle şak diye çakmağı cebinden çıkardın? Vallahi iyi ki benzin bidonu yoktu. Yoksa oturmayalım, taşınmayalım diye evi yakacaktı ya. Ya madem kontrat istemiyorsun, niye yakıyorsun? Bak çocuk nasıl morali bozuk gitti Murat'ım işe ya. Merhabalar. Hayırdır komşum? Ne hayrı be? Siz ne hakla vurursunuz karıma? Sen o karının ne yaptığını biliyor musun? Tamam Hatice, siz hadi geçin içeri ya. Siz geçin. Hadi çocuklar, alın annenizi. Buyurun. Bak kardeşim. Yani ben bizimkilerin yaptıklarını tasvip etmiyorum. Tamam ama senin hanım da gelmiş. Bizim hanımın damarına basmış. Azıcık kışkırtmış onu. O hep teşne zaten kışkırtmaya. Bak tamam, Hatice biraz sakin olmalıydı ama sizin hanım da öyle şeyler söyleyince... Yalan mı söylemiş? Çiftlik sizin değilmiş zaten. Çöreklenip oturmuşsunuz işte. Bak kardeşim, ben böyle sakin sakin anlatmaya çalışıyorum. Bizim hanımın birkaç gündür ruh sağlığı pek yerinde değil. Sizin hanım da gelip onun üstüne gidince... Ben onu bunu bilmem. Sen o deli karını dizginle, yoksa çok fena olur. Lan sen kime deli diyorsun lan? Ha? Kime deli diyorsun oğlum sen? Kime deli diyorsun lan sen? Bırak bu çocuğu. Kime deli diyorsun oğlum? Vallahi polise deli diyorsun. Bırak bu çocuğu. 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 Sen bırak, sen ne yapıyorsun çocuğunu? Nasıl duruyorsun? Yeter artık, yeter. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Yeter be, yeter. Rahat bırakın benim buzularımı. Kör olmaya sıçalar. Şöyle terliğimin menziline girdim. Kırayım kafanızı ben size. Bırak bu çocuğu. Devrem, başkomiser seni çağırıyor. Hemen git. Olur mu? Buyurun başkomiserim. Beni çağırmışsınız. Murat komiser, sen bunları tanıyor musun oğlum? Evet. Başkomiserim. Sülalenden başka kimseler kaldı mı oğlum? Babaannem var başkomiserim. Ama onun ayağı kırık. Ha, mazereti var yani. O yüzden gelemedi, öyle mi? Bu ne yahu? Emniyet size çalışır oldu be Murat komiser. Bana bak. Bir dahaki sefere babaanneni de bekleriz. O da eksik kalmasın, olur mu oğlum? Ha? Ya ben gerçekten inanamıyorum size. Yani koskoca insanlarsınız. Ama çocuk gibi davranıyorsunuz. Anne sen kadınla kavga ediyorsun. Babaannem kadının kafasına terlik fırlatıyor. Yani baba senden hiç beklemezdim. Yani yatıştırıp sakinleştirmen gerekirken sen de adamla kavga ediyorsun. Çok da iyi yapıyor. Ellerin dert görmesin Vedat. O arsızlar hak etmişti zaten bunu. Anne bir de şu yaptığınız hareketi lütfen savunma. Yani Hatice vallahi... Kuzumun kuzusu çok doğru söylüyor. Hah, işte babaannem haklı. Senin ne işin var evin dışında? Çeksene bahçeye, getir verandanın altına. Ben terlikleri dizmişim öyle sıra sıra. Onu güzel terlik manyağı edeyim. Siz toparlanmaya başlamamışsınız. Gideceksiniz ya. Burcu, seninle biraz konuşabilir miyiz? Ya Hatice'm, kavga gürültüden yemek yemeyi de unuttuk ya. Benim karnım çok acıktı. Ne var yiyecek? Hiçbir şey yok Vedat. Vallahi bu moral bozukluğuyla bir şey yapmadım. Yapmaya da niyetim yok. Ah oğlum, bacağım böyle olmasaydı vallahi ben kalkar bir şeyler hazırlardım ama görüyorsun işte halimi. Ben hiç olmazsa bir peynir ekmek bir şey atıştırayım. Hadi idare edin, versen bakayım.
Ali beğenmedi ki. Hakikaten çok mu kötüydü ev? Yok, çok kötü değildi de. Yani annem için şimdi bu çiftlikten ayrılmak çok zor. Ki haksız da sayılmaz. Bütün bir ömrünü burada geçirdi. Ya annen biraz abartmıyor mu? Ya baksana bir sürü gezinen tavuk var sadece. Üstelik onların kümesleri kokuyor durdu. O kokuyor dediğin kümesleri annem elleriyle yaptı. Tavukları da çocukları gibi sever. Ne? Ya bir şey diyeceğim. Bak böyle doğanın olduğu, ağaçların olduğu böyle yemyeşil çok güzel siteler var. Oraya taşınsanız mutlu olursunuz belki. Evet var ama o sitelerde böyle bu ağaçları bulamazsın. Bak şu ağacı görüyor musun? Onu mutlu doğduğunda annem elleriyle dikmişti. Aslında burada hepimizde yaşıt birer ağaç var. Sen şimdi bana bu bastığın çimenler buralarda annemin eseri diyeceksin. Vallahi öyle. Yani burası bataklık gibi bir yerdi. Annemle babam çok uğraştılar burayı böyle yemyeşil yapabilmek için. Sen şimdi bana bu gökyüzü de annemin eseri dersin o zaman. Yok, o değil. Ama biliyor musun onun da yeri ayrı. Annem her gün işlerini bitirdikten sonra böyle gökyüzüne bakıp sahip oldukları için şükreder. O yüzden senden biraz daha sabırlı olmanı rica edeceğim. Şimdi ağzında gümüş kaşıkla doğmuş bir yeni yetmenin bütün bunlara sahip olması yetmiyormuş gibi bir de satmaya kalkması günah değil mi? Ya hiç evde ekmek mekmek de kal. Hatice, sen ne yapıyorsun öyle ya? O kızın sözleşmesi mi yoksa? Bak böyle bir şeyi asla kabul edemem. Tamam, koy onu yerine. Hadi hemen. Yani biraz düşünsen sen de yapmazsın böyle bir şey Hatice. İyice köşeye sıkıştık Vedat. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ya bak Hatice'm, kız bu konuda kesin kararlı. Artık kızın o fikrini değiştirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Anladın mı? Kız üstelik bu paraya ihtiyacı var. Bu çiftliği satmak zorunda. Ya babası bırakmış gitmiş. Annesi de sen küçük yaşta ölmüş. Öksüz yapayalnız kalmış kız. Evet. Bu kızın annesi yok. Babası da yok. Bir ailesi yok. Anne Şevkat'ı. Evet. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Yani burayı hakikaten cennet gibi bir yere çevirmişsiniz. Çok güzel. Her yer yemyeşil böyle. İnsan huzurlu hissediyor her şeyden önce. Baksana mis gibi bir yer. Ya ama sen de beni anla. Burayı satmaktan başka hiçbir çarem yok. Biliyorum. Yani hiçbir şüphen olmasın. Ben en kısa zamanda bir ev bulacağım. Ev arama işini hızlandıracağım. Senden sadece biraz daha bana süre vermeni istiyorum. Ondan sonra istediğini yapabilirsin. Murat. Oğlum evde hiç yiyecek ekmek bile kalmamış. Senin arabayla gidip bir alışveriş yapalım ha. Tamam babam gideriz. Vedat amca. Heh. Ben sana bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle burayı böyle cennete çevirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yer olmuş. Ellerinize sağlık. Bir de şunu çok merak ediyorum. Babam bu çiftliği size niye verdi? Biz o zaman zor durumdaydık. Bize yardım olsun diye verdi. Canım babam ya. Altın kalpli babam benim.
Yani karşılıksız bir aileye yardım olsun diye çiftlik verebilen birinin ben adi bir suçlu olduğuna inanmıyorum. Yani kesin iftira atıldı ona. O da bu yüzden kaçmak zorunda kaldı. Yani yoksa öyle bir şey yapmaz benim babam. Murat ya. Murat hadi gidelim oğlum. Hayırdır Umut Bey? İnternetten birini bulduğunuzda randevuya mı gidiyorsunuz? Ya randevum falan yok Pelin Hanım. Söyledim işte, yanlış anladınız her şeyi. Tamam, özel hayatınız beni ilgilendirmez ama bu özel hayatınız yüzünden işlerinizi aksatıyorsunuz. Aksatmıyorum işimi, ben işimi falan aksatmam. Öyle mi? Nerede peki Burcu Olgun röportajı? Şimdiye kadar neler yaptığını, nerede yaşadığını öğrenmiş olmanız gerekiyordu. Merak etmeyin, ilgileniyorum onunla. Üstündeymiş. Ama o haberden önce çok daha büyük bir haberim olacak. Beklemede kalın. Tamam? Öpüyorum. Yok arkadaş ya. Vallahi ben ömür boyu kurtulamayacağım bu kokuyormuş duygusundan ha. Her tarafım çok kokuyormuş gibi böyle bayağı bilinçaltıma sindi benim bu olay ya. Aha benim hesaba mesaj geldi. Ha Gülcan'ımdan mı? Hala Gülcan'ım diyor ya. Sus! Allah Allah. Beni dolandırmış olsa bile o birlikte geçirdiğimiz kısa zamanın hatırası var dendi. Gerçi sonu böyle bitmese daha iyi olacaktı. Bu sefer adı Gülcan değil, Asiye. Tabii herkese Gülcan ismiyle yürüyecek kadar salak değil. Tamam hadi uzatma. Cevap ver, yarın da randevu ayarla. Abi şu an var ya şu parmakları oynatacak gücüm yok ya. Bugün bütün gün action'dan action'a koştuk. Birazdan yazacağım. Ya Mutlu! Paralarımız söz konusu. Hadi ya şuna cevap verir misin? Aslanlar, selam. Şişt, al şu çantanı başka bir yere koy. Hem sen niye çıkıp geliyorsun? Senin kendi evin yok mu oğlum? Yok, benim evim vardı. Sizin eviniz yok. Bak iki güne gelirsin katoma ha. Al şunu. Ne oldu bizim tuzaktan haber var mı? İşte Mutlu şimdi cevap yazıyor. Vallahi mi? Tamam bu iş ya. Yarın buluşuyoruz kızla. Tamam. Şişt, bana bak, yere bir şey düşerse sakın almıyorsun, tamam mı? Çay mayı da içmiyorsun. Böyle gözün açık olsun, elin de sürekli tetikte olsun senin. Bak duyuyor musun? Tecrübe konuşuyor. Anne! Vedat! Gayret! Murat! Umut! Mutlu! Hadi bakalım herkes sofraya. Aman aman Hatçem sen ne yaptın böyle? Donatmışsın yine masayı. Ay ha? Hatice'm vallahi o kadar acıktım ki iki yumurta kırsan ye. Bu ne be? Kız ben rüya mı görüyorum ya? Sen ne ara hazırladın kız bunları? Biliyorsun elim çabuktur. Hadi geç. Vay. Çek ne yap? Çek nerede sağlık ya? Döktürmüş yine ha. Gül böreği mi o? Ya döktürmüş yine ya. Öyle mi? Seni mi kıracağım ya? Biz de şuraya oturup. Hop bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir eksik var. Kuş sütü. Vallahi beklerim. Burcu! Hadi kızım sofraya. Annem Burcu mu dedi? Ben yanlış mı duydum? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Yani kızın adı ilk defa çıktı ağzından. Eyvah, iyi saatlere karıştı Hatice'm. Allah Allah. Ay kadın iyice kabusu mu oldu ya? Böyle artık kulaklarımda çınlıyor sesi. Burcu. Bir de böyle tatlı tatlı mı sesleniyor? Bilinçaltımla oynuyor. Yok, resmen kafayı yedim ben. Burcu. Yine seslendi. Gerçekten mi sesleniyor acaba? Ya Gayret abi acaba sen annemi bir muayene mi etsen? Nasıl muayene edeyim? Radyoloğum oğlum ben. Gerçi artık radyolog da değilim de. Burcu! Hadi. Şey pardon. Bana mı seslendiniz? Evet kızım, sofra hazır. Hadi gel, seni bekliyoruz. Nasıl yani? Emin misiniz? Aa, tabii. Lütfen çekinme. Burası senin evin. Hadi gel.
afiyet olsun. Bak, bütün bunları senin için özel olarak hazırladım. Teşekkür ederim. Harika görünüyor. Afiyet, bal şeker olsun canım. Hadi, başla bakalım. Uyuz komşu kadın bunu yere evde de kese bu kafasını yere koydu olmazdı. Ne diyorsun anne? Abi, kesin yemeğe zehir koydu. Bence çiftliği kurtarmak için öldürecek kızı. Ulan saçmalamayın. Yani ben de henüz daha mantıklı bir açıklama bulamadım ama o kadar da değil. Vallahi ben onu bunu bilmem. Burcu aslında bir lokma koymadan ben yemiyorum bu yemeği. Bak canım. Bu yemeğin adı Hünkar Beğendi. Herkes yapamaz bu yemeği. Bunun kıvamını tutturmak çok zordur. Ablamı sarayın ambulansı. 112 miydi? Hadi bakalım ye. Ya çok güzel olmuş. Bu hayatım boyunca yediğim en güzel yemekti. Hünkar beğendiği çok iyi yaparım. Hünkar beğendim bilmem ama ben bayıldım. E tamam, bir şey olmadığına göre yiyebiliriz o zaman ha. Birader bir ben de mutfağa kadar gelsene. Meyve suyu alacağım ben mutfaktan. İsteyen var mı? Hı, ben alırım. Peki. Ben de bir ayran alayım. Aç bakayım ağzını. Aç, 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 aç. Kocaman. Nasıl? Afiyet olsun. Vallahi üşenmesem kıskanacağım ha. Ya içeride yaşadıklarımız tam olarak nedir abi? Oğlum vallahi ben de kestiremiyorum ama yani annem kesin bir şeylerin peşinde. Ya yapsana Sherlock Holmes'unu. Normalde iki dakikada çözersin şap diye. Oğlum öfkeli halinden pamuk haline öyle hızlı bir geçiş yaptı ki ya ben de bocaladım. Nasıl çözeceğiz o zaman? Gözlemleyerek. Ondan dolayı hadi gel gidelim de içeri. Olayın içinde olalım. Yalnız ben hayatımda hiç bu kadar çok yediğimi başını eklemeden geçemeyeceğim. Hiç bu kadar güzel yemek yediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Yalnız benim özel yemeğim gül böreğini tatmadan bu sofradan kalkamazsın. Hadi ya, gül böreği de vardı ha. Ya bu kadar çeşit arasında onu gözden kaçırmışım ben. Versene. Ama Vedat'cığım, önce Burcu kızım tadacak. Onu sonra yesem olur mu? Gerçekten çok doydum. Şimdi bir tadına bak. İstersen sonra yersin. Şey, zahmet etmeseydiniz. Aa, seni memnun etmek beni çok mutlu ediyor hayatım. Aç bakalım ağzacığım. Al bakalım bunu da. Allah bu, o burada o sevgi gösterisi beni de korkutmaya başladı. Yani bunun sonu nereye varacak kestiremiyorum. Yalnız ilk lokmada o kadar anlamamıştım ama ikinci lokmada daha iyi anladım. Böyle şey gibi oldu. Sanki bir yere gittim geri geldim gibi oldu. Bayıldım, ellerinize sağlık. Seni memnun etmek beni çok mutlu ediyor hayatım. Ben bunlardan her zaman yaparım sana. Yemek ister misin? İsterim. Tamam o zaman. Şey, bir lokma daha börek verir misiniz? Börek, börek. İştahım kaçtı benim. Hatice teyze, siz burada mıydınız? Korkudan konuşamadım vallahi. Yatağına yeni nevresimler serdim. Mis gibi, tertemiz. Yorganınla yastıklarını da değiştirdim. Böyle kuş tüyü yastıklarda mışıl mışıl uyursun evladım. Ay, gül de koymuşsunuz. Evet, senin için topladım bahçeden. Oh, bak bu kokuyu şehirde bulamazsın.
bahçenin kokusunu sana taşısınlar, odana getirsinler diye koydum bu çiçekleri buraya. Böyle baktıkça yüreğin, kokladıkça için açılsın canım benim. Ya ne desem, nasıl teşekkür etsem bilemedim ki. Aha bunlar görüyor musun? Ya sen şimdi derste, okulda, sınavda bunlarla hiç uğraşamazsın. Ben sana canım bunları yıkarım, ütülerim, dolabına güzelce yerleştiririm. Gerçekten mi? Aa tabii. Ay çok teşekkür ederim. Dayanamayacağım, sarılacağım. Annem var ya, kesin yastıkla boğuyor kızı, hiç ses yok ya. Yemekte niye iyi davrandı o zaman? İyi davranacak tabii oğlum, taktik bu. Sinsice içeri sızsın diye yaptı bence. Hepsi numara bunların. Hiç boşuna uğraşmayın kapıyı dinlemekle falan. Ben annemin biliyorum neden böyle yaptığını. Ne yapıyorsunuz burada Umut? Ya siz hiç kıvranmayın, ben kurtarayım sizi. Anneciğim kapıyı dinliyorlardı. Dağılın, dağılın. Rahat bırakın kızı ya. Çok iyi, süper. Vallahi be. Yani aklım almıyor oğlum. Bu Hatice'nin yaptıkları ne böyle? Ha? Çiftliğin satılmasına razı mı gelecek yoksa? Ya doğrusu da bu anacığım ya. Hatice de sonunda kabullendi zaten. Çabalasa beyhude olacaktı. Kız yarın bir gün tapuyu alınca yapacak bir şeyimiz kalmayacak ya. Bir ihtiyacın olursa seslen yavrucuğum. Ben hemen koşar gelirim. Ay çok tatlı bir kız ya. Tatlı yani. Aman Hatice'm eline bir de çıngırak ver istersen. Böyle çaldığı zaman koşa koşa gider, ne diyorsa yaparsın. Ya anne öyle deme, yazık. Yapayalnız kaldı şu dünyada. Vallahi düşündükçe içim parçalanıyor. Yani acıdığımdan yapıyorum. Annelik duygusu böyle bir şey. Ne oluyor? Evet. Ve bu senenin en iyi kadın oyuncu ödülü anneme gidiyor. Ne oluyor ya? Siz anlamadınız hala. Neyi? Annem rol yapıyor. Burcu'nun aile özlemine, yuva hasretine oynuyor ki Burcu'yu bizimle kalmaya ikna edecek ve biz de evi terk etmekten kurtulacağız. Murat'ın söyledikleri doğru mu Hatice? Pes, vallahi pes. Hatice'm doğru mu bu? Alnından öperim ben seni. Aferin, akıllı kızım benim. Akıllı gelinim. Anne ne yapıyorsun ya? Yaptıkları doğru mu şimdi? Doğru muymuş? Tabii doğru. Ah, güzel gelinim benim bu çiftliği elden gitmesin diye. Kıza ne yapacağını bilemiş bak. Ne akıllıca davranmış görüyor musun? Elinden ne geliyorsa yapıyor. Biz de bundan sonra onun gibi yapacağız ha. O çırpı bacaklıyı her türlü şekilde tahammül edeceğiz artık. Evet, aynen öyle. İçim kan ağlasa bile evim için her şeyi yaparım. Ah, yarın Burcu'ya bizimle birlikte yaşamayı teklif edeceğim. İyice tava getirdim. Kabul edeceğinden eminim. Hatice ne oldu? Hani kız bizle kalacaktı? Hani biz evimizden ayrılmayacaktık? Kör oğlum yazacağım. Siz ancak çadırda kalırsınız diye buraya izin verdi bize. Kız intikam alıyor tabii. Biz yağmurda, fırtınada, sıcacık evimizde kızın çadırda sürünmesini izliyorduk. Allah'ın sopası yok ki. Ben böyle hijyensiz ortamda bir günü bile sağ çıkaramam. Ya hayır, burada metrekareye 10 kişi düşüyor. Ben nereye yayılıp yatacağım ya? Hayır, benim evim de var. Yok mu? Var. Benim burada ne işim var ya? Allah Allah. Neden böyle oldu ya? Ben ona ne güzel yemekler yaptım. Ellerimle yedirdim. Nevresimlerini değiştirdim. Yatağını yaptım. Neden böyle oldu? Neden? Uyuyup kalmışsın kızım. Rüya mı görüyordun? Yok anne. Ne rüyası, keşke. Kabus gördüm, kabus. Aman hayırdır. Sabah kahvaltıyı hazırlayayım diye erken kalktım. Bayağı da bir yorulmuşum. Şurada dedim azıcık oturayım, dinleneyim. Ay içim geçmiş. Sen bu kızı ikna etmeyi iyice kafana koymuşsun Hatice. Mecburum anne, mecburum. O zaman hemen koş banyonene. Savaş var. Kıza hiç rahat bırakmıyorlar bizim kuzular.
Ya hadi ya, bir girdin çıkmıyorsun. Vedalaş artık şu tuvaletle. Ya daha yeni girdim. Daha bir saat falan bir şey oldu. Bir rahat bıraksanıza beni. Ya arkadaş, ben bu evin vukuatleri yüzünden kendi evime gidemez oldum ya. İllallah ya. Ama ben saati de kurmuştum. Nasıl kaptırdım bu makiyi? Borcu hanım, çıkarmışsınız lütfen. Çünkü çok ağaç olduk burada. Bir sıkıntımız var. Ya kötü mü işte? Hepiniz ağaçlara bayılıyorsunuz zaten. Az kaldı az. 45 dakikaya falan çıkarım. Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Niye rahatsız ediyorsunuz kızı? Anne, rahatsız olan biziz ha, öz evlatlarım. Hadi hadi, dağılın. Baskı yapmayın kıza. Ya anne, ne demek dağılın? Ya bizim de ihtiyacımız var bu banyoya. Bana bak Umut, dağılın dedim. Yoksa ben sizi dağıtmayı çok iyi bilirim. Gidin bahçede hortumla yıkayın elinizi yüzünüzü. Hadi, hayır, dağıl. Ben belki elimi yüzümü yıkamayacağım. Geç, 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 geç. Burcu, yavrum. Sen bakma bu haylazlara. Rahat rahat kullan banyoyu. Teşekkür ederim Hatice teyze. Bir şey değil. Eda. Sabah sabah hala kolonyalı mendille siliyorum bu suratımı. Vay! Şov devam ediyor ha? Tabii. Sizi aradan çıkarayım ki rahat rahat Burcu kızımla ilgileneyim dedim. Zaten Çin kadar nüfusu vardı evin. Bir de Burcu çıktı başımıza. Yani aslında bu kızın bizim evde kalmasının iyi yanları da yok değil. Kahvaltıya bakın. Oğlum, eğer sana daşına, sen ele aşınan gideceksin. Hatice'm de onu yapıyor işte. Aşınan gidiyor kıza. Ay. Oh be. Var ya, duş alınca böyle tekrar eski gücüme kavuşmuş gibi oldum. Yani çok mutlu hissediyorum kendimi şu anda. Ah canım benim. Bütün güzelliğin ortaya çıkmış. Banyoya sana temiz havlu bıraktım. Gördün inşallah. Gördüm, gördüm. Çok sağ olun Hatice Hanım. Ben onları kullandım. Ama küçük bir eleştirim olacak benim size. Ya sizin şampuanlar ve duş jelleri biraz ilkel gibi. Aa, öyle mi? Ha, ne eksikmiş onlarda ay parçası? Ya şampuanlarınızın ve duş jellerinizin selenyum sülfiti eksik. Ne? Selenyum sülfit. Ben hepsinin arkasına baktım, tek tek okudum. Ha, duydun değil mi Vedat? Şampuanlarda selenle sülfit yokmuş. Onun şöyle bir özelliği var, şu işe yarıyor, ben onu da açıklayayım. Saçın yani dengesini koruyor, yani nem dengesini koruyor. Böylelikle saç daha hacimli oluyor. Bence kullanın. Evet, evet. Şart tabii yani. Evet, onları almak da bize farz oldu artık. Ya, tabii canım, şart. Ay. Yalnız kahvaltı harika görünüyor. Ya evet, hadi geç bakalım. Ay çok açım. Gel benim, geç, geç, geç. Ay yumurtamı bile koymuşsunuz. Ha. Yani o Selen'den yok bunların içinde ama hepsi anne sevgisiyle yapıldı böyle. Özene bezene yaptım vallahi. Şey Murat, bana domates, salatalık, bir de o kahverengiler var ya, ondan koyar mısın? Birkaç tane. Bir şey diyor oğlum, bir şey. Şey Umut, sen de beyaz peynir koyabilir misin? Teşekkür ederim. Ay yalnız ben böyle şımarırım ha, söyleyeyim. Sanki değilsin şımarık. Ne dedin teyzeciğim? Ha şey, ha, iyi ki geldin kızım, bak ne kadar biz sevindik. Soframızı şenlendirdin. Çocuklar da seni çok sevdiler, değil mi? Ha, hoş geldin, hoş geldin. Evet, evet, çok iyi oldu. Ah yavrucuğum, ben sana şöyle nar gibi kızarmış ekmeğin üstüne bir tereyağı süreyim bakayım. Bak, sen bunları bulamazsın şehirde. Bunların hepsi doğal, evladım doğal, doğal. Ah. Anneciğim, bana da sürsene ondan. Dilin ya. Dilin kırık mı, kendin sür. Bu nedir ya? Aile piyasasındaki değerimiz hızla düşüyor. Vallahi Burcu'nun kağıtları bizden daha değerli. Biri 10 veriyor. Portakal suyum bile var. Ah canım benim. Ya aa, benim şimdi aklıma bir şey geldi. Ya Burcucuğum, sen niye hep bizle birlikte yaşamıyorsun evladım? Nasıl yani? Hep mi? Evet, hep. Ben hep bir kızım olsun istemiştim, biliyor musun? Bak görüyorsun, durum ortada. Sen bir boşluğu doldurmuş olursun. Biz de seni el üstünde tutarız. Tabii, senin için de iyi olur kızım. Yani akşam gelince derdini, neşeni anlatacak bir sürü insan olur. Ha. Hem biz sana harçlık veririz. Sen o selenli kremlerden, şampuanlardan alırsın kendine. Hı-hı.
Yetmez. Ver, ver, ver. Yetmez, ver. Kartlar bitti, nakta geçtik şimdi. Ne kartı, kart? Şey ya, bu Hergeli hep benden para istiyor ya. Ben de yok diye ona öyle bir şey, kırmızı kart gösteriyorum. Aramızda şaka oldu, gülüyoruz ama biz. Biz çok gülüyoruz. Şaka. Şakacılar. Çok şakacıyız biz babamla. Ne diyorsun bizimle beraber kalmaya ha? Gel seni çatlak. Kaçıyorum ben. 52-15, 52-15. Derhal çiftlik girişine intikal edin. Devrim. Selin'sin sen. Burcu'nun hesabından sık sık görüyorum fotoğraflarını. Merhaba, ben Şerbetçi. Cem Şerbetçi. Komiser yardımcısı Cem Şerbetçi. Memnun oldum seninle. Ha Burcu, Burcu. Yavrucuğum çok dikkatli ol. Yakanı böyle sıkı sıkı kapa. Terli terli su içme, tamam mı? Anneme bak ha, iyi çalışıyor. Terli terli su içme diyor. Klişeye bak ya. Akşama da vakitlice gel. Yine sana çok güzel yemekler hazırlıyorum. Anne, olayları böyle mi oluyor? Biz çok duyduk bunlardan. Hala daha duyuyoruz. Ya çok teşekkür ederim Hatice teyze. Bu durum beni böyle çok iyi hissettirdi. Yani pamuk gibi oldum. O zaman görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi siz de beni yormayın. Biraz önce kıza söylediklerimin aynısı işte. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Yormayız. Ne o? Aslan ailem yavrularının toplu göç mevsimi mi başladı? Mutlu Bey'i randevusuna götürüyoruz. Mutlu'yu. Ne dersin oğlum? Bu kız kabul eder mi? Ha? Burada yaşamayı. Vallahi ne bileyim anacığım ya. Hatice elinden geleni yaptı. Dün elimizde bu da yoktu. Bize bir umut oldu ama. Siz niye beni kurban ettiniz ki abicim ya? Ben normalde peşimden koşan kızları reddediyorum. Aşk emek ister diye. Şu hale bak. Ya oğlum abartma. İki dakika rol yapacaksın. Bir de şu kaptırdığımız paraları geri almanın yolu bu. İade edeceğim. Evet beyler, kamera da hazır. Suçüstü yaptığımızda delilimiz de olacak. Yürüyebiliriz. Hadi o zaman başlayalım. Ya hadi bakalım. İyi miyim ben? Nasıl gözüküyor? Bak sen şu kızın önündeki masaya geç. Bize şöyle otur. İyi kamufle oldu mu? Gayrete benzemiyorum değil mi şu an? Yok yok, hiç alakan yok ya. En büyük abime benziyorsun. Ya oğlum bir cıvımayın ya. Ciddi bir iş yapıyoruz şurada. Hadi. Kimi gördüm biliyor musun? Kim? Hani bizim okula gelen komiser vardı ya, onu gördüm. Ay yok artık. Nereden çıktı be? Bilinçaltı olayları falan mı? Aman hayır ya, emniyette ben bunu bir kere daha gördüm ya. Herhalde oradan aklımda kalmış. Ama biliyor musun, kızım çocuk yıkılıyor. Ay. Nasıl yani? Baya baya onlarla mı yaşayacakmışsın? Ya karar vermedim ama evet, öyle teklif ediyorlar.
Ya Selin, Hatice Hanım'ın yaptığı yemeklerden yemen lazım. Böyle inanılmaz lezzetli ve parmaklarından böyle bal damlıyor gibi. Bir de var ya, odamı 2 dakikada cennete çevirdi, cennete. Sihirli parmaklı kadın ya. Sihir var onun elinde, değişik. Yani bu seni bir kaşık suda boğmak isteyen kadınla aynı kadın mı? Anlamadım ben. Evet. Değişti. Hatice Hanım çok değişti. Değişmez sandım ama değişti, bayağı değişti. Ya Selin, bir de benim içim çok sıkılıyor. O insanları oradan göndereceğimi düşününce böyle afakanlar basıyor. Ya gördün orayı böyle yemyeşil. Cennete çevirmişler resmen. Hani benim habitatım AVM sınırları içindedir ama burası gerçekten güzel bir yer. Ya hem ben babamın kısa bir süre sonra geri geleceğine inanıyorum. O zamana kadar bence onlarla yaşayabilirim. Yani sonrasında eski hayatıma geri döneceğim zaten. Ya lütfen saçmalamaz mısın kızım ya? Orası senin evin. Niye başka insanlarla paylaşasın ki? O da doğru. Of seni. Yine Mutlu'dan mı geldin? Aynen. Sıkıldım, kalkacağım diyor. Ulan hele bir kalk. Bu emojiden anlar mı? Anlar, anlar. Öfkeli surat, yıldırım, bıçak, tabanca. Ne koyayım başka? Kuru kafa koy. Kuru kafa koy, korkuyor ondan. Yazıştığın kız. Abi bu muydu kız? Yok değil. Böyle kız bu değil ki. Bu o kız değil. O zaman bayağı bir eğlencesi galiba. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kızım nasıl kahve istiyorum anlatamam. Ya yürümeyi bilmiyor musun acaba Ece? Canım sen bir anda çıktın karşıma. Hayır sinyal falan da vermedin yani. Nereden bileyim? Sinyal verme? Yalnız ben de gördüm. Sen suçlusun Burcucuğum. Kızım sen zaten Ece dünya dönmüyor dese evet dönmüyor. Yoksa üstünde duramazdık dersin. Bak Ececiğim. Kasten yaptığını biliyorum. Dikkat et. Artık senden bıktım. Tamam. Burcucuğum kasten yapıyorsan polis çağır istersen. Hem ne zamandır görmüyorsun. Özlemişsin. Ay kötü espri yapıyorsun, kötü kalplisin. Gerçekten bıktım senden ya. Ne kadar saçma bir insan çıktın sen. Ay tanayım sana. Senin şeker uşak mısın öyle? Yoksa bir burnun var. Sen Karadenizli misin yoksa? Fındık fındık gözlerim var ha? Saçlara, ya saçlara bak. Saçlara bak hele. Ay, kapayın ana. Ulan Asiye, ne yapıyorsun abluya bakayım? Abi siz neden çıktınız da? Nereden çıkacağız? Takip ettik seni de. Zaten kıllanıyorduk. Orada işlerin rengi değişiyor galiba abi. Söyle bakayım, kimdir bu karşında oturan rahmetli uşak? rahmetli mi? Benim maşallahım var görüyorsunuz. Sizin diliniz suçtu herhalde. Pardon uşağım hemen düzelteyim o zaman. Yani biz seni rahmetli etsek ortada bir mesele kalmaz değil mi? Ulan sen benim kız kardeşim lan. Abi! 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 Öldüreyim mi seni ulan? Ya. Polis! Ya neredesiniz daha? Ceberim gidiyordum burada. Şu kızı memnun edeceğim diye anne. Vallahi o kadar yoruldum ki kahveleri bile zor yaptım yani. Eline sağlık. Bana bak Hatice'm. Bir kere insanın ters gitmeye görsün işi. Muhallebi yerken bile kırılır dişi. Büyüklerimiz öyle derdi ha.
Yani bizim de başımıza gelmeyen kalmadı. Olmadık şeyler yaşadık ya. Vallahi şu çırpı bacak yüzünden dükkanla bile ilgilenemedim. Aa! Ne oldu? Sandalyeci aramadı bak. Bir arayayım bakayım. Niye bunlar haber vermiyorlar? Ben onlara ne diye kaydetmiştim? Ha, sandalyeci. Alo. Ben Hatice Aslan. Yeni açtığımız dükkan için sizden bir sandalye almıştık. Hiç aramadınız. Ne oldu onlar? Efendim? Olur mu canım öyle şey? Bizzat oğlum getirdi, parayı teslim etti. Aa, ne demek gelen giden olmadı? Kardeşim, siz bizi dolandırmaya mı çalışıyorsunuz? Polisi ararım kardeşim, bak. Polisi ararım. Ona göre kendinize gelin. Ne oluyoruz ya? Sandalyeci parayı almış, almadım diyor. Yani dolandıracak bizi. Şimdi polise gidiyorum, görürsün sen. Hatice dur, dur, dur. Kapat da bile. Kapat, kapat, kapat. Adam haklı. Gayret parayı vermedi. Aa, niye? Bütün pahalı markaları doldurmuşsun. Ha bir de bana mağdur edebiyatı yaptın. Zavallı, perişan olmuş kızı oynadın. Ne oldu? Çok mu üzüldün anne? Hala anne tribinde. Ben senin annen falan değilim. Tayfun para mı yolluyor sana? Bana bak hale. Sakın bir daha benim babamın adını ağzına alma. Tamam. Ben annemi 2 yaşındayken kaybettim. 4 yaşındayken de ilk üvey annem girdi hayatımıza. Pek hatırlamıyorum ama bir sene kadar annelik yapmış bana. Sevgisini, şefkatini hiç hissetmedim. Ondan sonra başka bir anne. Ondan sonra başka bir anne daha. Hiçbiri sevmedi beni. Hiçbiri güzel davranmadı. Sen bizim hayatımıza en uzun kalan kadındın. 5 sene kadar hayatımızda kaldın. Çok iyi. Çok güzel bir annelik yaptın. İlk defa annem olduğunu hissettim hayatımda. Ama sen o kadar aşağılık, o kadar iğrenç, o kadar nankör bir kadınmışsın ki senin o iğrenç yüzünü görememişiz. Sen ne diyorsun be? Sakın. Sen bizi 5 yıl boyunca zaten sahtekarca kandırdın. 2. bir darbe vurmana asla izin vermem. Ayrıca babam geldiğinde anlatacağım yaptığın her şeyi. Bakalım sana ne ceza kesecek. Hala anne. Ay, hala babasının geleceğini zannediyor zavallı kız. Sana tavsiyem o babayı unut artık. Seni var ya mahvedin. Anneciğim, gelsene buraya. Ay, pardon. Hala anne kaçma. Hala anne. Hala anneciğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Anneciğim. Anne. Babam da, ben de kolay kandırılıyor olabiliriz. Ama sonra mutlaka hesabını sorarız. Hale anne. Sakın bir daha karşıma çıkma. Hocam, gelsene. Tutanağı imzalaman gerekiyor.
Selam. Yine ben. Ya kusura bakma, seni aradım, buraya çağırdım ama arayacak başka kimsem yoktu. Ya ben seni niye sürekli karakollardan toplamak zorundayım? Hayır. Niye rahat durmuyorsun sen? Ya vallahi bu sefer kötü bir niyetim yoktu. Tabii. Bilirim. Hiç kötü niyetin olmaz senin zaten. Merhabalar. Merhaba. Kimliğimi bulamadım da bir türlü. Acaba içeride mi unuttum diye bir sorayım dedim. İçeriye girip sorabilirsiniz. Yardımcı olurlar. Şey, bir de geçen gece için size teşekkür etme fırsatını bulamadım. Çok yardımcı oldunuz bana. Önemli değil. Burcu da buradaymış. Acaba yine bir vukuat mı işledi komiserim? Hayır tatlım, vukuat çıkartmadım. Ama sen böyle gülüp böyle davranmaya devam edersen gerçekten vukuat çıkartmak üzereyim. Çünkü sana dayanamıyorum. Burcu, ne dedim ben sana? Ha? Bir sakin ol. Neyse, dua et, polis var. Siz kiminizi içeriden öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hadi. Yine lahmacun yemiş burada Seyfi ya. Umut Bey. Evet. Randevunuz nasıl geçti? Hadi ya, o kadar kötü müydü? Ya yok. Randevu falan yoktu. Pelin Hanım lütfen ya. Tamam tamam, randevunuz falan yoktu. Haklısınız. Herkesin duyması hoş olmaz. Ya ne var bunda canım? Sadece kızın nasıl biri olduğunu, bir de randevunun nasıl geçtiğini merak ettim. evet ya, bir şey söyleyeyim mi? Randevum vardı. Çok da harika bir kızla buluştum. Efsane geçti. Çok güzel geçti. Ha, madem bu kadar merak ediyorsun, ben kızı da anlatayım sana. Kız böyle sarışın, mavi gözlü, böyle sizden de 10, yani yalan olmasın 15 santim kadar falan uzun bir kızdı. Manken gibi bir kızdı yani. Bu kadar güzel bir kız internetten birini arıyor, öyle mi? Ya inanır mısın, benim de ilk aklıma gelen şey bu oldu. Sordum da, şimdi herkes şey yapıyormuş buna. Çok çekiniyorlarmış. Çok güzel bir kız olduğu için teklif edemiyorlarmış bir türlü. Kız da böyle bir yola başvurmuş. Öyle mi? Ya doğrusu ben de cesaret edemezdim. Ya mesela sen yani. Sana arkadaşlık teklif edecek olsam istediğim gibi rahat rahat söylerim. Ama o çok güzel bir kız olduğu için şey oluyorum yani. Tansiyonum düştü, çok güzel kız. Bu kadar güzel demek ya. Peki o senin hakkında ne düşünüyor? Aa, bak orada senin çok yardımın dokundu canım arkadaşım. Nasıl yani? Şimdi ben bu kanaldaki ekip lideriyle aramdaki çekişmeyi anlatınca, tabii hiç isim falan vermiyorum. Bu işte ekip liderini nasıl madale ediyorum, nasıl işte falan her şeyi anlattım. Çok güldük, çok güldük ya. Çok eğlendik yani. Anladım. Sizin adınıza sevindim. Sağ ol. Ben şimdi gideyim bir kahve koyayım kendime o zaman. Hep ara beni, ara beni diyor, bir gidin konuşayım. Sesi de çok güzel. Ah kuzumun kuzusu gayretim, ah güzel evlat, ah güzel yüreklim o. O üstündeki parayı sen olduğu gibi kıza kaptıra. Yok anne, yok. Yok, suç bizde. Biz onları o kadar iyi yetiştirdik ki. Onlar o kadar iyi kalpliler ki. Tabii herkesi kendileri gibi biliyorlar. Ondan sonra dünya kadar para bir kız yüzünden buhar olup uçabiliyor. Kredi kartı mevzusunu annem öğrenmiş. Baksana, dünya kadar para kız yüzünden uçtu diyor. Yazık babama ya. Yazık. Dur, ben halledeceğim şimdi, dur. Annem, kurban oldum. Ya babama kızma vallahi. Babam çok iyi niyetinden yaptı bunu. Tamamen iyi niyetiyle alakalı. Şimdi bu Burcu'nun eşyaları yağmurda böyle şey olunca, ben halledeceğim, tamam sen şey yapma. Bütün böyle yağmurda böyle paçavra gibi olunca bu adamcağız da acıdı, al dedi kredi kartını sen dedi. Verdi. Vedat, nedir bu kredi kartı meselesi? O değilmiş. Allah Allah! Sana söylüyorum Vedat, nedir bu kredi kartı? Söylesene. Cevap versene oğlum. Bir şey yok ya. Ya Allah aşkına Vedat, ne olur bana yalan söyleme.
şu kredi kartı meselesi nedir? Kredi kartını o çalı süpürgesine verdin. Sonra ne oldu? Birkaç alışveriş yapmış çocuk. Yani ne kadar alışveriş yapmış? ...15.000. Ne? Ne? Burcu! Biliyor musun? Benim şimdiye kadar tam 4 tane üvey annem oldu. Beni sevsinler, sahiplensinler istedim. Ama gerçekten hiçbiri sevmedi. Anneye sahip çocuklar ne kadar şanslı olduklarının farkında bile değiller. Ya ben kararımı verdim. Tam şu anda kararımı verdim. Evet. Annenin teklifini kabul edeceğim. Sen ciddi misin? Evet. Bütün gün bunu düşündüm durdum. Ya babam nasıl olsa aklandığı zaman geri dönecek. Ya ben buna inanıyorum en azından. Ya o zamana kadar da kısa bir süre var. Hem belki şimdiye kadar hasret kaldığım... ...özlediğim aile sıcaklığını sizle yaşarken giderir. Vallahi annem bu habere çok sevinecek. Ya ne almış olabilir bu kız? 15.000 liraya ne almış olabilir ya? Ne alır oğlum ne ne? Birkaç penye tişört falan. Evladım sen ne diyorsun, bu kadar şey tutar mı, elbise, ayakkabı? Çizme almış bir tane, çizme almış tam 2000 TL. Ya bırak Vedat, Allah aşkına. Nerede o, nerede? Ha, o kız nerede? O çizmeyi de. O kızı da parçalayacağım. Parçalayacağım onu. Ay var ya, annen şimdi mis gibi yemekler yapmıştır. Of çok acıktım. Ya onun böyle mis gibi serdiği çarşaflara, o yataklara yattığımı düşününce bile mutlu oluyorum. Ya bütün stresim gidiyor. Sabahları başucuma gül bile koyuyor. İnanabiliyor musun ya? Senin annen başucuma gül koyuyor. Allah Allah. Ne oluyor evde ya? Ya lütfen bırakır mısın Vedat? Bırak, onu... Sakin ol ya. Bütün giysileri şöyle kıtır kıtır keseceğim, bak göreceksin. Keseriz kıtır. Sana geldi. Aa, merhaba herkese. Hayırdır Hatice teyzeciğim, ne oldu? İyi misin? Kız ben seni yakalım! Ne? Ne, ne yapıyorsun sen? Bu defa kesin parçalayacak kızı ya. Tam terliğimin işe yarayacağı zamanda şuraya çakılıp kaldım ya. İşte ona ayıflanıyorum ben. Seni şimdi parçalarım ben. Anne bir dur. Bir dakika, bırakın, bırakın beni. Bırak, bırak. Teyzeciğim, sen dengesiz misin acaba birazcık? Ha? Ne bu böyle ya? Ne yapıyorsun? Bir iyisin, bir kötüsün. Ben seni anlamadım. Gerçekten anlamadım. Sürekli beni kovalıyorsun. Bu nedir? Hayırdır, nedir yani? Ne oluyor? Bunlar senin iyi günlerin iyi. Sen kötüyü görmemişsin sen. Gel, gel. Gel sana bir kötüyü göstereyim, çalı süpürgesi. Çalı süpürgesi ha? Çalı süpürgesi. Ben de bu çiftliği satmazsam Burcu ol değilim, tamam mı? Hadi bakalım. Ya sat ya, sat. Satmazsan hatırım kalır. Sat. Ya bir bırakın Allah aşkına siz de. Hala söyleniyor. Seni süne zararlısı seni. Oğlumun bütün paralarını yiyorsun ha. Çırpı bacak. Babacığım, sen beni hiç merak etme, tamam mı? Ben yalnız kalsam da her şeyin üstesinden gelirim. Beni sakın merak etme. Ah.
Alo Mahir amca. Merhaba. Aa, döndünüz demek. Çok sevindim. Tamam, olur. Olur tabii. Ben yarın o zaman sözleşmeyle beraber gelirim. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Babacığım. Anneciğim. Anne. Sakın bana o kızı savunma Murat. O bunu hak etti. Hatta daha fazlasını hak etti. Savunmayacaktım anne. Sadece bizimle kalmayı kabul ettiğini söyleyecektim. Kabul mü etti? Arabada gelirken söyledi. Belki sizinle aradığım aile sıcaklığını bulurum demişti. Oldukça sıcak bir karşılama oldu. Bütün bu yaşananlardan sonra bir daha da ikna olmaz zaten. Eyvah ki eyvah. Annem, acaba sen bir özür mü dilesen kızcağızdan ha? Sözleşmemi hanginiz aldınız?